Yasa. Evet, buyurun hocam. Evet, herkese hayırlı akşamlar. Bir güncel kelam tartışmaları programına da hoş geldiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Muhammed Berhak Demir hocamızı dinleyeceğiz. Hocamız benim gibi başka alandan transfer. İTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu. Yüksek lisansını 29 Mayıs İlahiyat'ta kelam alanında yapmış. Bugün anladığım kadarıyla yüksek lisans tezini zaten dinleyeceğiz. Şimdi de Marmara İlahiyat'ta kelam alanında doktoraya başladı. Sözü fazla uzatmadan hocamıza bırakıyorum. Buyurun hocam. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Öncelikle Mehmet hocama teşekkür ediyorum bu programa beni davet ettiği için. Yine aynı şekilde Enes hocama da ve bütün dinleyicilere de şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. Ben slide'ı şey yapayım inşallah. Ekranı yansıtayım. Herhalde şu an gözüküyordur değil mi? Tamamdır. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün ben inşallah yüksek lisans tezimin bir özetini sunacağım. Tabii ki de hepsini tam olarak burada detaylarıyla açıklamak mümkün değil ama olabildiğince seri bir şekilde analitik din felsefesinde Tanrı'nın varlığı hangi bağlamda? Lehte ve aleyhteki argümanlar. Şöyle olacak tezimin temel veya buradaki sunumun temel gidişatı. Aslında bizim merkezimiz argümanlar üzerine. Ama ilk bölümümüz bu argümanların arka planını açıklamak üzerine gidecek. Daha sonrasında argümanları sunacağız. Son olarak da değerlendirme kısmında bu argümanların genel bir değerlendirmesini yapacağız. Ama burada şuna dikkat çekeyim. Şimdi bayağı bir argüman sıralayacağız biz özellikle ikinci bölümde. Burada herhangi bir argümanın, teistik veya ateistik argümanların doğruluğu veya yanlışlığı üzerine bir şey söylemeyeceğiz. İkinci bölümde bunun sadece sunumunu hızlı bir şekilde yapacağız. Ancak bunların büyük resimde nasıl bir yer ifade ettiği ve teizmin, ateizmin, son olarak da agnostizmin nihai gereklendirme yolu nedir? Buna biraz daha değineceğiz. Yine buna bağlı olarak işte görüş ayrılığına ve çeşitli alternatif tanrı tasavvurlarına da değinmiş olacağız. O zaman başlayalım. İlk bölümümüz özellikle burada şimdi analitik din felsefesinde dediğimiz için analitik felsefeyi, sonra bunun bir alt dalı olan analitik din felsefesini, tanrının varlığına dair temel pozisyonları almadan önce de tanrı tasavvurları, diğer bazı tanrı konseptleri ve son olarak da tanrının varlığına dair temel pozisyonlar, yaklaşımlar nelerdir? Bunları inceleyeceğiz. Şimdi analitik felsefe öncelikle tarihinden kısaca bahsetmeden önce şunu söyleyelim. Malum olduğu üzere herhangi bir zamanda çeşitli felsefi gelenekler, düşünce gelenekleri bulunuyor. İşte bu Yunan felsefesi gibi şey temelli, yani millet temelli bir isim de alabiliyor. İslam felsefesi gibi din temelli bir isim de alabiliyor. Veya aydınlanma felsefesi gibi çeşitli zaman üzerine bir isim de alabiliyor. Günümüze geldiğimizde çağdaş dönemde Batı'da iki tür temelde felsefi gelenek var. Bunların bir tanesi analitik felsefe, bir tanesi kıta felsefesi. Bu ana düşünce akımlarının, geleneklerinin yani daha doğrusu nasıl şekillendiği, bunlar arasındaki çeşitli tartışmaları ele alan kısım da metafelsefe olarak geliyor malum olduğu üzere. Metafelsefe işte felsefe nedir, nasıl yapılması gerekir? Bu gibi biraz da meta yani üst çatı problemlerle ilgileniyor. Ama şöyle bir durum da var. Onu da baştan söylemek gerekiyor. Analitik felsefe ile kıta felsefesi arasındaki savunucuların, her bir iç savunucuların gibiler arasında sağlıklı bir diyalog çok kurduğu söylenemiyor. Yani daha çok analitik felsefeciler kendi açılarından bakıp karşı tarafı, yine kıta felsefecilere de kendi açılarından bakıp karşı tarafı bir değerlendirmeye, eleştiriye tabi tutuyorlar. Bu da önemli bir nokta. Çünkü benim burada özellikle ele alacağım kısımlar daha çok analitik felsefe perspektifinden analitik felsefeyi inceleyeceğiz. Şimdi tarihini kısaca değinecek olursak gördüğünüz üzere 1900 ile 1910 arası ilk zamanını, sonrasında 1910 ile 30 arası. Tabii bunların hepsi yaklaşık tarih aralıkları. Sonrasında böyle ilerleyen bir yapısı var. Daha sonra tabii 1960'larda günümüzde de eklektisizm, yani çoğulculuk dediğimiz yani biraz daha farklı görüşlerin bulunduğu bir düşünce geleneğine dönüşüyor. Ama burada önemli olan şu, şimdi her bir zaman aralığında
çeşitli kopuşlar olur. Yani diyelim ki realizm o ilk bölümde bir önemli bir savunu var. Sonrasında mantıksal atomizmde o çok ciddi bir yön değiştiriyor. Mantıksal pozitivizmde ciddi bir yön değiştiriyor. Olağan dinamizmde genel öyle şekilde. Daha sonrasında da eklektisizme bağlanıyor. Ama burada bizim dikkat etmemiz gereken 1960'lardan günümüze kadar olan zamanda da herhangi bir önemli bir kopuş, önemli bir nokta yok. Yani daha çok birliği, çoğunluğun sağlanmasını ve yeni bir dönemin açılmamasını sağlayan husus da bu. Ve şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle kıta felsefesiyle arasındaki en temel farklardan biri bu. Analitik felsefede özellikle bu mantıksal atomculuktan sonraki olan kısımda, mantıksal atomculukla başlayan kısımda yani, metafiziğin imkanına dair bir takım aleyhte görüşler var. Daha sonrasında pozitivizmde daha çok zirveye çıkıyor. Olağan dinamizmde de biraz zayıflasa da gene bu özelliğini koruyor. Ama daha sonrasında metafiziğin kapısı büyük anlamda açılıyor. Ve buna dair tartışmalar çok ciddi bir şekilde üretiliyor. Bu anlamda şimdi temel özellikleri sıralamaya başlayabiliriz. Özellikle bunu mukayeseli gidersek daha iyi anlaşılır. Yani analitik felsefe ile felsefesini karşılaştırmalı olarak gidersek biraz daha anlaşılmaya faydalı olur diye düşünüyorum. Coğrafya ve dil açısından bir dikotomi yapacak olursak yani analitik felsefe daha çok Ada Avrupa'sında ve Amerika'da yaygın olan felsefi gelenek türü. Öte yandan kıta felsefesi daha çok kıta Avrupa'sında ki ülkeler içerisinde yaygın olan düşünce geleneği. Buna bağlı olarak da analitik felsefe daha çok İngilizce dili üzerine dönerken kıta felsefesi de çeşitli dilleri barındıran bir yapıya sahip. Bu bir açıdan avantaj olabilir, dezavantaj olabilir. Çok meta felsefe alanında önemli bir şey söylemiyor aslında bu. Tarz ve üslup olarak ele aldığımızda yavaş yavaş önemli olan noktalara giriyoruz. Burada ciddi bir ayrım var ikisi arasında. Analitik felsefe açıklık, netlik, kesinlik. Yani bunlar en önem verdiği hususlar. Öte yandan kıta felsefesinin daha çok muğlak bir yapıya sahip olduğu, metaforik ve alegorik hususların daha yoğunlukta bulunduğu ve anlaşılmada çeşitli zorluklarla karşılaşıldığı bir düşünce geleneği olarak adlandırılır. Ve analitik felsefecilerin de kıta felsefecilerine yönelttiği en önemli okulardan, eleştirilerden biri budur. Yöntem metodoloji açısından o özellikle metafiziğin alanına dair iki hususu tekrarlayabiliriz. Öte yandan başka hususlar da var. Kıta felsefesi metot olarak daha böyle bütüncül bakmaya çalışırken analitik felsefe belli bir problem üzerine çalışıp onun detaylandırmasını yapar. Ama şu çok önemli. Analitik felsefe bunu yaparken o konunun gereğine dair diğer disiplinlerden, bu sosyal bilimler olabilir, formal bilimler olabilir, doğa bilimleri olabilir ve bu felsefenin diğer dallarında hangi alanla uğraşılıyorsa diğer dallarından büyük oranda yararlanıp buna dair çeşitli deliller konuyla ilgili veyahut eleştiriler varsa onları cevaplandırmak için büyük bir çaba sarf eder. Bu da önemli bir nokta. Son olarak içeriğe dair de her ne kadar ikisinin de işte temel felsefi dalları aynı elbette. Metafiziktir, mantıktır, epistemolojidir, bilim felsefesi, sanat felsefesi, ahlak felsefesi. Ama bunların içerikleri zahiren böyle başta bir benzerlik gibi gözükse de isim olarak veya aslında içeriği çok değişebiliyor. İşte metafiziğin imkanına dair dediğimiz gibi aslında büyük tartışma kıta felsefesinde metafiziğin imkanı üzerine dönüyor. Ama analitik felsefeciler bu konuyu, bu sorunu aştığını düşündükleri için haliyle artık metafiziğin konularına dair zamandır, nedenselliktir veya Tanrı'nın varlığıdır bu hususlara daha çok literatür gelişimi sağlıyor diye özetleyebiliriz bunları. Yani hızlıca geçiyorum bu konuları. Şimdi analitik din felsefesine geçecek olursak, analitik felsefe adı içerisinde bulunan, o gelenek içerisinde bulunan herhangi bir felsefe analitik öneki alarak bir alan oluşturuyorsa, analitik metafizik gibi, analitik epistemoloji gibi aynı şekilde bu dallardan biri de din felsefesi. Analitik din felsefesi adını alıyor haliyle. Burada William Hesker'ın güzel bir özeti var. Diyor ki 1940'larda analitik din felsefesi gebelik zamanını yaşıyor. 1950'lerde doğum sürecini, 1960'larda çocukluk, 1970 ve 80'lerde gençlik dönemini yaşıyor. 80'lerden günümüze de herhangi bir bunama alameti göstermeksizin yetişkinlik dönemini yaşamaya son hızla devam ediyor. Çok üretken ve velut bir dönem olduğunda buna dair söylüyor. Hatta burada şey var. Brian Lehtov'un güzel bir tarifi var. Diyor ki analitik felsefe, felsefe tarihi içerisinde altın çağını temsil ediyorsa din felsefesi, analitik din felsefesi, din felsefesi tarihi içerisinde Plinyatik yum çağını tarif ediyor diyebiliriz diyor. Yani o derece
bir yükseliş, farklı üretimler, ilginç argümanlar, eleştiriler, işte dünya görüşlerini çok büyük bir zenginlikle içerisinde barındırıyor diyebiliriz. Yine aynı şekilde burada analitik din felsefesi büyük oranda analitik felsefenin temel özelliklerinden haliyle kendine yansımasını buluyor. Coğrafya ve dilde dediğimiz husus yine geçerli. İngilizce sadece bilerek literatürün %99'una çok rahatlıkla ulaşabiliriz. Büyük oranda o şekilde ilerliyor çünkü. Tarz ve üslup konusunda gene açıklık, netlik, kesinlik çok önemli. Bunun için yani her ne kadar teknik olsa da bu teknik anlaşılmazlığa götüren bir teknik değil. İşin ehli bilen o kişiler her türlü rahat bir şekilde o metni anlayabiliyor. Ama işte diyelim ki bilim dallarından veya felsefenin diğer alt dallarından çok fazla yararlandığı birçok kavrama eşlik ettiği için de teknik açıdan çok zor bir yapı arz edebiliyor. Bu da yer yer sıkıcı bir boyut alabiliyor. O da doğru. Yöntem ve metodoloji olarak da yine mesela diyelim ki farklı noktalarda kısa din felsefesiyle yine kıyaslama yapacak olursak değişebiliyor. Özellikle işte kısa din felsefesi daha büyük çapta genel şeyler yapmaya çalışırken analitik din felsefesi spesifik bir argüman üzerine çok büyük bir mesai sarf edebiliyor. Fakat yine analitik felsefede olduğu gibi, genelinde olduğu gibi yani, bu konu için gereken ne tür bir literatür faydalanması varsa diğer disiplinlerden, onlardan da hiçbir şekilde taviz vermiyor diyebiliriz. Basit bir örnek vermek gerekecek olursak mesela kozmolojik bir delil atfediliyorsa bununla ilgili felsefenin, metafiziğin diğer alanlarından ve bilime dair de işte kozmoloji gibi teknik alanlardan o ilgili argümanı savunucusu ciddi anlamda bilmek ve anlamak ve anlatmak zorunda kalıyor. Öyle bir yapıya bürünüyor ister isteriz. Öte yandan içerik olarak da şöyle bir fark belirleyebiliriz. Kıta din felsefesi daha çok kıta felsefesinin bir alt, genel bir yapısı olarak felsefeyi bir hikmetin bir aracılığı olarak görüyor ve pratik hususlara daha çok eğilmeli. Gerekli görürken analitik din felsefesi bu konuda felsefeyi bilginin edinimi olarak gördüğü için, doğruya ulaşmak olarak gördüğü için Tanrı'nın varlığının özellikle daha ön planda, buna dair delillerin, eleştirilerin daha ön planda olduğunu görüyoruz. Bu şekilde bir yaklaşım farkı da olabiliyor diyebiliriz. Özet olarak da bunlar çok hızlı geçiyoruz. Daha alt hususları var. Şimdi diğer hususlarımıza geçelim. İşte Concepts of God, Conceptions of God veya Models of God diye geçen Tanrı konseptleri, Tanrı tasavvurları, Tanrı modelleri diye geçen kısım. Bunun için öncelikle şunu diyebiliriz. Tanrı'ya atfedilen, malum olduğu gibi bir takım sıfatlar var, atfedilmeyen sıfatlar var. Tanrı konseptleri de, Tanrı diğer bir adı, Tanrı tasavvurları da bu atfettiğimiz ve atfetmediğimiz sıfatların sonucunda oluşan büyük resmi, kümeye deniyor. Ve bunun için daha iyi anlaşılması adına örnek olarak sıfatların tasdikine ilişkin en kapsamlı şeyi gösteriyorum ben şu an sonunda bulabildiğim. Yani Graham Hoppe'nin, naturalist filozof kendisi, Graham Hoppe'nin çizmiş olduğu bir Tanrı sıfatlarının tasnifi bu. İşte Tanrı genel anlamda niteleyici bazı sıfatlar da var burada. Mutlaktır, mükemmeldir, maksimal, en büyük, yüce gibi. Veyahut başka faillerde olmayıp Tanrı'ya özgü bir takım içkin nitelikler var. O da basit olması, sonsuz olması, zorunlu olması, kendi kendine var olması, değişmez olması gibi. Öte yandan başka faillerde de olan bir takım Tanrı'ya içkin özellikler var. Bu da şahıs. Başka şahıslar bulunabileceği gibi Tanrı'ya biz person diyebiliyor muyuz, diyemiyor muyuz? Bu bir tartışma mesela. Şahıs, fail olması, zihin olması, bilinçli olması yahut özgür olup olmaması. Ondan sonra genel anlamda özellikle alemle olan ilişkileri açısından bir takım sıfatlar burada var, görüldüğü üzere var. Tanrı'ya değer atfeden bir takım sıfatlar var. Bu iyi, güzel olabilir gibi, rasyonel, bilge, hikmetli, tapınmaya layık gibi şeyler de var. Daha böyle duygusal diyebileceğimiz sıfat türlerinden biri de burada duyarlı olarak geçiyor. O da mesela Tanrı sempati veya empati yapıyor mu? Veyahut Tanrı hayır sever mi? Kıskanç mı? Kızgın mı? Sevgi dolu mu? Perfect loving gibi şey mesela birçok inançta bu şekilde yer alıyor. Bu var mı yok mu? Bundan bahsedebilir miyiz? Bahsedemez miyiz? Diğer özel ilişkilerimiz, bu genel ilişkinin bir altyapısı diyebiliriz. Bunun da işte Cenab-ı Hakk'ın Tanrı'nın hazır olup olmaması, mucize gösterip göstermemesi gibi bir takım hususlar. Şimdi bu sıfatların genel yapısını gösterdikten sonra tanımda hatırlayacağımız üzere Tanrı'yı atfettiğimiz veya atfetmediğimiz sıfatlardan oluşan büyük resimde biz Tanrı konsepti diyoruz. Sadece bu tasnifden bakacak olursak aslında ne kadar türden
çeşitli tanrı konseptlerinin oluştuğunu düşünebiliriz. Çünkü diyelim ki mesela burada biz birinci sınıftan bütün sıfatları kabul ettik ama ikiden bazılarını kabul ettik, üçten bazılarını kabul ettik veya etmedik. Bunların kabul edip etmeme durumuna göre çok fazla sayıda tanrı konsepti ortaya çıkabilir. Bu anlamda analitik din felsefesinin bir kritiğini yapacak olursak aslında analitik din felsefesi şu açıdan eleştiriliyor. Yani Hristiyanlık teizmi ile naturalizm arasında daha çok gidip gelen, cereyan eden bir tartışma arenası var. Bu haklı da bir eleştiri. Ama buna rağmen, yani bu negatif özelliğe rağmen gene geçmişte belki de hiç olmadığı kadar farklı tanrı tasavvurlarının savunulduğu, eleştirildiği de gözlemleniyor. Bu da bizim için önemli bir husus. Şimdi burada hakim tanrı konseptini yapalım. Ona geçelim. O da mükemmel varlık değil. Bu argümanlarda da, lehte ve aleyhteki argümanlarda da çok önemli bir durum olarak bizim karşımıza çıkacak zaten. Şimdi mükemmel varlık teizmi neyi ifade ediyor genel olarak? Tanrı'nın bütün mükemmel sıfatlara sahip olduğu, mükemmelliğine engel olacak, ona mükemmelliğine yakışmayacak bütün sıfatların da azade olduğu. Bu şekilde özellikle omni ile başlayan, yani mutlak olan, işte omni science, mutlak omni science, işte mutlak, alim mutlak bir tanrı veyahut omnipotent, kadir mutlak veya perfectly goodness, işte mükemmel bir ahlaka sahip gibi böyle başka sıfatlar da var. Bunlar en çok öne çıkan hususlar. En çok öne çıkan sıfatlar. Bu bağlamda hatta Richard Swinburne'ın de bir tanrı tanımını burada yer verebiliriz. Çünkü literatürde en çok kabul görmüş olan gerek argüman üzerine getirilmesi, gerek de eleştiri getirilmesi açısından en çok kabul gören tanım bu. Nedir o? İşte tanrı bir vücudu olmaksızın olan, her yerde bulunan, evrenin yaratıcısı, mükemmel özgür, her şeyi yapabilir, her şeyi bilen, mükemmeli, ahlaki yükümlülüğün bir kaynağı, sonsuz, zorunlu bir varlık. Kutsal ibadete layık özelliklerinin büyük çoğunluğunda bulunduran bir varlık diye tanımlıyor. Ama şimdi şöyle bir durum var. Görüş ayrılıkları var bu konuda. Yani mesela Graham O'Kay'da bunu deniyor. Diyor ki bu sıfatları kabul etsek bile mesela esebilebilir. İşte ne, nasıl ve hangi soruları öne çıkıyor. Yani Tanrı'ya bir sıfat atfetmek ne demek? Bundan kaynaklı bir görüş ayrılığı olabiliyor. Tanrı'ya hangi sıfatları atfedelim? Bu da bir görüş ayrılığı veya atfettiğimiz sıfatları nasıl anlayalım? Bu da ayrı bir görüş ayrılığı. Yani Tanrı'ya sonsuzluk, eternality atfeden birçok tabii ki de doğal olarak filozof var ama bunların her biri Tanrı zaman ilişkisinde farklı yorumladığı için Tanrı tasavvuru da kendi içinde değişebiliyor. O yüzden mükemmel varlık teizmi desek de bunun kendi içerisinde önemli görüş ayrılıkları var. Zaten gene işte İbrahim'i dinlerden Yahudi, Hristiyanlık ve İslamiyet'te aslında mükemmel varlık teizmi denişiyor. Ama bunun farklı yorumlarına giriyorlar. Örnek olarak bir Hristiyan teslis inancının mükemmel varlık teizminden gereği olarak yorumlayabilir. İçerisizliğin bölüm gibi ama bir Müslüman da tabii ki de bunu eleştirecektir. Böyle bir yönde her zaman zihnimizde bulunmalı. Diğer bir husus da şu, mükemmel varlık teizminin mesela ya, mutlak alim, mutlak ilim sahibi, mutlak kudret sahibi, mutlak iyilik sahibi gibi hususlar. Bunların mükemmel varlık teizminde sonsuz direkt bütünüyle olabilecek tamamen değil de maksimal olarak yorumlanması gerektiğine dair yorumlar da var. Buna dair inşallah en sonunda da bir hususa değineceğimiz için şimdi bu kadarla geçiyorum. Öte yandan alternatif tanrı konseptleri de var. Mükemmel varlık teizminin geçtikten sonra birçok tanrı konsepti olabiliyor. Zaten yukarıda o Graham O'Kay'ın tasnifinden şeyi söylemiştik. Diyelim ki 10 tane sıfat olsun. Bunların Tanrı'yı atfedilip atfedilmemesi üzerine aslında 2 üzeri 10 kadar birçok farklı tasnif olabilir değil mi? Olasılıksal olarak. Tabii ki de literatürde bunların hepsinin savunulduğu söylenemez ama bu çeşitliliğe imkan veren durumdan dolayı çok farklı Tanrı konseptlerinin savunulduğunu da görüyoruz. Birkaçına böyle öne çıkan zaten birçok kişinin de malum olduğu hususlara değinebiliriz. Mesela sayı açısından bakıldığında Tanrı'ya unity yani birlik sıfatı atfediliyorsa bu bir Tanrı tasavvuru olduğu gibi politeizm dediğimiz Tanrı'ya birden çok Tanrı inancına sahip çeşitli dinler veya dünya görüşleri de bulunabiliyor. Burada mesela Tanrı konseptinin çeşitlenmesinin bir örneği. Veya Tanrı evren ilişkisinde gene çok sık örnek verilir. Tanrı ile evrenin bir olması durumunda panenteizm. Ama Tanrı'nın özür dilerim, evrenin Tanrı'nın bir parçası olması durumunda panenteizm. Müdahaleci olmayan türden veya din göndermeyen şekildeki bir Tanrı tasavvuru deizm gibi atfediliyor. Biliyor, bunlar da Tanrı evren ilişkisinden kaynaklanan farklı Tanrı konseptleri.
Ama tüm bunlar dışında da farklı tanrı konseptleri var. Mesela açık teizm, süreç teizmi gibi çok farklı isimlerle de bulunuyor. Bunlardan gene bizi ilgilendiren şu, teistik ve ateistik argümanlar sonucunda bu tanrı konseptlerini belirleyenler de var. Bunların inşallah bir maksimal varlık teizmi, değer bazlı olmayan üçüncülük ileride, gayecilik. Bir buna bir de nihayecilik dediğimiz üç tane hususta inşallah argümanları ele aldıktan sonra değineceğiz ve argümanlarla ne kadar ilişkili olduğunu göstermesi açısından birer örnek olarak sunacağız. Daha sonrasında evet şöyle bir örnek de verebiliriz. Bu küçük kapsamda yapılmış bir çalışma ama gene belli oranda bir büyük resim bize gösteriyor. Nedir bu? Bir ankete göre işte analitik büyük çoğunluğu böyle akademik katılımcıları olan analitik bir felsefesinde bir ankete göre geleneksel teizm benimseyenlerin oranı %56 iken açık teizm benimseyenlerin %12, diğer tanrı kavramı %11, panteizm %5 ve bu şekilde devam eden hiçbir tanrı konseptini doğru ve makul bulmayan da %12 gibi bir kesim oluyormuş. Bu da dediğimiz gibi belli oranda bir bazı şeyler bize ima ediyor, bilgi veriyor. Şimdi öyleyse gelelim epistemik pozisyonlara. Şimdi temel pozisyonları incelerken ikiye ayırıyorum ben. Nedir bu? Bir tanesi Tanrı var mıdır? Yani Tanrı'nın varlığı veya yokluğu hususunu epistemik açıdan ele alıyor. Ne demek bu? Doğruluk bazında. Yani Tanrı vardır diyen veya yoktur diyen veya başka pozisyonlar. Bir bu. Bir de bunun epistemik olmayan işte diğer duygusal hususlar olabilir, davranışsal hususlar olabilir. İşte anlam, fayda, değer gibi epistemik husustan en azından ilk bakışta ayrı gözüken bir takım hususlara göre bir yapılmış bir tasnif de var. Ona da değineceğiz inşallah. Ama ilk başta genelde bu akla gelir. Nedir o? Epistemik pozisyonlarda biz temelde herhangi bir önermede olduğu gibi şöyle bir tasnif benimseyebiliriz. Yani bu konuda çok farklı isimler de geçebiliyor ama aslında dörde indirgenebilir. Diyelim ki bir P önermesi var. Herhangi bir doğruluk iddia eden bir önerme bu. Buna dair bunun doğruluğunu kabul edenler, yanlışını kabul edenler, bunun bir şekilde bilinemeyeceğini, bilinmediğini söyleyenler ve de bu soruyu bilişsel olarak kavrayamayan, işte bu bebek olabilir veyahut zihni açıdan bazı hastalıklara sahip kişiler olabilir. Bir de bunlar. Aynı şekilde bu tarz bir basit bakış açısıyla diyebiliriz ki Tanrı'nın varlığını kabul eden teizm, yokluğunu kabul eden ateizm, bu sorunun cevabını bilmediğini, bilinemeyeceğini hükmü askıya alan kişiler agnostisizm kısmına ve de dediğimiz gibi bu soruya muhatap olamayan, bilişsel olarak muhatap olamayan kişiler de masumiyet dediğimiz diğer bir pozisyona girebilir. Bu şekilde yaklaşım var. Burada antik felsefede ve antik din felsefesinde bu pozisyonların da genel dağılımını gösteren bir grafik var elimizde. Şimdi analitik felsefede %67 oranında tabii bunun farklı zamanlarda farklı oranları da var. Bu Philosophy Papers'ta yayınlanmış bir çalışmadan aldım ben bunu. Bu 2020'deki çalışma, 2009'da da mesela var. Yaklaşık oranlar yani bu civarda cereyan ediyor. Nedir bu? Ateizm burada %67 gibi bir oranda çıkıyor. Yani naturalizm de hatırladığım kadarıyla %50'ye yakın bir oranda dediği şeyde de. Bu aslında analitik felsefenin hala büyük oranda nasıl bir konumda olduğunu bize gösteriyor. Teizm %19 gibi bir civarda cereyan ediyor. Agnostisizm %7. İşte bu sorunun tam olarak anlaşılmadığı veya başka cevaplar veren de o diğer kısımda ele alınıyor. Şimdi diğer şeye gelelim. Analitik felsefede böyle. Peki analitik din felsefesinde nasıl? Burada da teizmin %69 oranında olduğunu görüyoruz. Yani taban tabana bir ateizm %20, agnostizm %5, diğer de %6 gibi bir noktada duruyor. Burada tabii teizmin ve ateizm oranı din felsefesinde, felsefenin genelinde direkt yer değiştiriyor diyebiliriz. Bu bir açıdan din felsefesinde uzmanlaşan kişilerin, alanında uzmanlaşan kişilerin teizmi tercih etmesinin oranını yükseltmesi olarak olumlu bir sonuç verdiği gibi öte yandan belki de zaten bu konuya ilgi duyan daha çok teist olan kişilerin alana yönelmesinden de kaynaklanabilir. Bunların farklı yorumları ihtimal dahilinde. Tamam, şimdi bu temel pozisyonları kısaca açıklayalım. Kendi içerisinde bir takım ayrımları var. Bunların hepsi önemli arz ettiği için argümanları ele almadan o yüzden ele alıyoruz. Şimdi dini epistemolojide teizmi benimseyen, yani Tanrı vardır önermesini doğru kabul eden, Tanrı'nın varlığına inanan kişilerin temel olarak üçlü tasnif içerisinde ele alındığını görüyoruz. Nedir bu? Delilcilik. Yani bir takım delillerle Tanrı'nın varlığının doğruluğunun gösterilebileceğini ve çeşitli delillerle gösterdiğini iddia eden bir kısım. Zaten malum olduğu üzere
İslam düşüncesi de kelamcılar delicilik kısmında yer alıyor. Öte yandan fideizm var. Bu da bir şekilde delille gösterilemeyeceğini, tabii fideizmde çok farklı versiyonlar var ama özet olarak delille gösterilemeyeceğini, delil yoluyla Allah'ın varlığına ulaşılamayacağı gibi bir iddiada bulunabiliyor. Reformatif epistemoloji ise daha çok çağdaş dönemde, Plantin sonrasında gelişmiş bir şey. Daha öncesinde tabii ki de şeyler de var, örnekleri de var. İşte İslam düşüncesi İbn Teymiye'yi gösteriyorlar veyahut Batı'da da aydınlanma kısmında bazı isimler geçiyor. Plantin de özellikle o Batı tarihindeki bu takım örnekleri ele alarak bunları geliştiriyor epistemoloji açısından. Ve bu da şöyle bir şeyi paylaşıyor. Delil olarak ulaşılamayacağını ama makul bir şekilde bu inancın benimsenebileceğini, temel bir inanç olduğunu, Tanrı'nın varlığının temel bir inanç olduğunu söylüyor. Özet olarak bu üç versiyon var. Ama genelde bu tahmin eksik kalıyor. Biraz niye eksik kalıyor? Çünkü bunların birbirinden tam olarak ayrışması bu pozisyonların katı çizgilerle, radikal halinde oluyor. Yoksa ılımlı versiyonlarında birbirlerine girift bir şekilde örnekleri mevcut. Mesela Swinburne'de, Evelyn Lane Craig'de gelici olarak bilmekle birlikte doğru ama onlar reformcu epistemolojiye yakınsayan bir yapısı da var. Her ikisinin savunulabileceğine dair bazı görüşleri var. Örnek olarak dini tecrübeyi temeli aldığımızda bu bir delil değil olarak görüyorlar. Ama ilk bakışta bir delil. Reformcu epistemolojiye giriyor. Üzerine sonrasında diğer tecrübeli delilleri bina ederek biraz daha ara formda şeyler olabiliyor. Her birinin aslında bu üç pozisyonda farklı ara formları mevcut. Sadece birkaç tane örnek verdik ve geçtik. Temel pozisyonlarda ateizmle gelecek olursak ateizmin aslında tanımı dediğimiz gibi Tanrı yoktur önermesini inanan, doğru bulan kişilere diyoruz. Ama bazı bu konuda kafa karışıklığını belirtebilecek başka ateizm isimleri de geçebiliyor. Teorik pratik ateizm, işte negatif pozitif ateizm, yerel küresel ateizm gibi hususlar geçiyor. Ama bunları şimdi ele almayacağız. Sızıca sadece gösterdik. Konunun gerekli yerlerinde değineceğiz bunlara inşallah. Öte yandan gene agnostizm kendi içerisinde işte zayıf agnostizm dediğimiz hükmü belli bir süreliğine askıya alma ve tamamen dinlemeyeceğini ifade sırasıyla zayıf ve güçlü agnostizm olarak ikiye ayrılıyor. Şimdi gelelim bir de epistemik olmayan pozisyonlara. Bu aslında analitik felsefenin ve din felsefesinin teorik yönünün biraz da aslında başka bir hususla temas eden bir nokta. Bu pratik biraz daha noktaları değil. Peki nasıl? Temel olarak aslında şöyle özetleyebiliriz. Tanrı'nın varlığı dünya için, yani bizim için olumlu bir şey mi, olumsuz bir şey mi? Bu epistemik sorudan bağımsız olarak ele alınan ve de biraz daha pratik hususlara temas eden bir nokta. Burada da temelde 5 tane ana pozisyon var. Bunlar Tanrı'nın varlığının olumlu olduğunu, yani var olması durumunda, doğruluğunu varsaymıyor burada kesin bu şekilde ama var olması durumunu ve yok olması durumunu kıyaslıyor. Değer açısından, işte fayda açısından, anlam açısından gibi epistemik olmayan noktalardan açıklıyor. Burada da işte Tanrı'nın varlığının yokluğuna nazaran daha olumlu ifade eden proteizm, tersini ifade eder. Yani yokluğunun varlığına nispeten daha olumlu bir çerçeve çizdiğini antiteizm. Bu konuda %50-%50 bir durum olan nötralizm. Bu konuda tam olarak fikir belirtmeyenler de gene sessizlik ve agnostizm gibi noktalar da var. Yani şunları hızlıca geçiyorum. Bu şekilde de burada bir tablo belirtiliyor. Bu nedir? İşte teizm, ateizm, agnostizme göre ve de yani buradaki epistemik pozisyonlar, burada epistemik olmayan pozisyonlar. Buna göre 15 farklı pozisyon olabiliyor. Hatta bazı hususları da ekliyorlar bunlara. Bu sayısı artabiliyor. Bu da bu şekilde bir tablo. Şimdi gelelim esas bölüme, argümanlara. Evet. Argümanlar öncelikle temel bilgiler üstüne değineceğiz. Yani bazı önemli terimler, kavramlar ve argümanların mantıksal değerini belirlemek için özellikle bir takım hususlar var. Sonrasında lehteki argümanlar, sonraki aleyhteki argümanlar, sonra da epistemik argümanlarla olmayan argümanlara dair bir takım bağlantılara değineceğiz. Burada olabildiğince hızlı bir şekilde geçeceğim. Zaten çok fazla argüman var. Burada sadece bir kısmını alabildim. Hızlı bir şekilde formülasyonları, temel özelliklerini ifade edip geçeceğiz. Şimdi öncelikle doğal teoloji ve doğal ateolojiye değinecek olursak, doğal teoloji bildiğiniz üzere Tanrı'nın varlığına dair evren üzerinden veya bir takım başka hususları kullanarak delil getirme işlemine deniyor. Burada özellikle işte kıta din felsefesi, yani din felsefesinin çarpıştığı bir nokta var.
O da gene metafiziğin imkanına dair kurla ilişkili. Yani metafiziğin imkanını mümkün görmediği için özellikle büyük çoğunlukla kitabın felsefesinde buna bağlı olarak da doğal teolojiye dair argümanlar yer almıyor. Daha çok üst bir problemi konuşuyorlar. Ama analitik din felsefesi zaten mantıksal pozitivizmle bu sorunun aşıldığını daha sonrasında gelen süreçlerde bunun aşıldığını düşündüğü için bu probleme pek değmiyorlar veya onun çözüldüğünü düşünüyorlar ve de argümanlara bizzat eğiliyorlar. Bu doğal teolojinin zaten içsel değil, dışsal bir kritiği. İçsel kritiği de herhangi bir argümanın doğruluğuna ve yanlışına dair verilen ifadeler. Doğal teoloji de tam tersi Tanrı'nın yokluğuna dair bir takım deliller. Onları temel özelliklerini birazdan göreceğiz. Bir de şöyle bir her doğal teoloji ve doğal teolojinin bir alt dalı söz konusu. Bunlar da işte ramified natural teoloji, yani dallanmış doğal teoloji ve de dini doktrinin aleyhindeki argümanlar. Burada şöyle bir şey var. Şimdi dallanmış doğal teoloji argümanları genel teizmin, ya yani bir tanrının var olabileceğinden ziyade spesifik olarak bir dini dünya görüşünün doğruluğuna dair delilleri ifade ediyor. Yani diyelim ki Hristiyanlığın veya İslamiyet'in bir mucize iddiası üzerinden buna dair bir argüman getirildiğinde bu dallanmış doğal teoloji argümanı oluyor. Burada en çok dikkat edilmesi gereken husus şu. Nasıl bir epistemolojik oto izleneceği çok önemli bir soru burada. Önce doğal teoloji argümanlarını kurup sonrasında bunlar üzerine mi dallanmış doğal teoloji argümanlarına bina edeceğiz? Yoksa doğal teoloji argümanlarına gerek duymadan direkt dallanmış doğal teoloji argümanları öne sürebilir miyiz? Her iki metodu benimseyenler de var. Bu aynı zamanda bizim için de büyük bir önem arz ediyor. Yani diyelim ki Delail-i Nübüvve, yani Peygamberimizin nübüvvetinin delilleri veyahut icazı Kur'an, Kur'an'ın mucizeliği konusunda biz bir takım delilleri Allah'ın varlığına dair getirilen delillerden sonra mı inşa edeceğiz? Yoksa direkt onların kendisi üzerinden hem Allah'ın varlığını delil hem de diğer dinimizin delili imkan sağlayabilir miyiz? Bu konuyu sormak yer alıyor. Evet. Diğer taraftan bir de ateizmin bu hususta temas eden bir alt dalı var. O da dini doktrinler aleyhindeki argümanlar. Yani o da genel anlamda teizmin yanlışına değil, delili spesifik bir dinin yanlışlığı üzerine getirilen argümanları ifade ediyor. Şimdi argümanların gene farklı başarı ölçütleri olabiliyor. Mesela Peter Venenberg'in diyor ki yani ideal bir agnostiği çevirebilecek, yani o argümanın ifade ettiği noktaya çevrilebilecek bir argüman başarılıdır. Ama bir başka düşünür gibi hem ortaya göre diyor ki ideal bir argüman, esas bir argümanın başarı ölçütü nedir? Ben X fikrindeysem diğer fikre, agnostik değil, bir ters fikirdeysem o fikre geçmemi sağlayacak argümana ben başarılı argüman derim diyor. Bunu sağlayamayan argümana başarılı demem diyor mesela. Yani kabaca aktarıyorum. Bunun gibi çok farklı noktalar da var. Başka bir düşünür diyor ki argümanların genel olarak işte kendi inançsal topolojiden kaçması mümkün değildir. Aynı şekilde din felsefesindeki argümanlar da böyledir. Öyleyse argümanların başarıları olsa olsa kişinin kendi inancını kuvvetlendirmesi, gerekçelendirmesi lehine işler. Bu da farklı bir mantıksal yaklaşım. Bu gibi argümanların başarı ölçütlerine dair de görüş ayrılıklarının bulunduğunu bilmek önemli. Yine konunun değerlendirilmesinden sonra bizim bunlar karşımıza çıkacak. Argümanların yapıları malum olduğu üzere öncüllerden, sonuçlardan oluşuyor. Öncüllerin doğru olması sonucu makul diyoruz şey olarak. Makul argümanlar sound. Bir de argümanların öncüllerinden sonuçlar çıkıyorsa biz de buna sonuçları net bir şekilde çıkıyorsa biz de buna geçerli argümanlar diyoruz. Zaten formülasyonlarda bunu çok net bir şekilde göreceğiz. Argümanların bu ölçütlerini. Argümanların yapıları konusunda da zaten bunu bahsettik. Evet. Şimdi mantıksal ve delici argümanlar ile son iki probleme değinelim. Bunlar çok önemli noktalar. Mantıksal argümanlar daha çok kavramsal argümanlara tekabül edip işte a priori zihin üzerinden getirilen bilgilerle kesin bir şekilde ortaya çıkan argümanlar olarak ifade ediliyor. Delici argümanlar ise olasılık ifade eden argümanlar. Yani işte sonucunda muhtemelen Tanrı vardır veya muhtemelen Tanrı yoktur şeklinde ifade ettiğimiz argümanlar. Burada en önemli şey çağdaş dönemde delici argümanların çok ciddi bir rol oynadı. Belki eski zamanda daha kat'i dediğimiz, kesin dediğimiz iddia eden argümanlar vardı ama günümüzde olasılık felsefesi, olasılığın gelişmesiyle özellikle de Richard Swinburne'ın bilim felsefesindeki birçok hususu teizmle uyarlamasıyla bu delici argümanlar çok daha büyük bir önem arz etmeye. Buna bağlı olarak delillerin de birçoğu hem savunu hem eleştiri bağlamında bu kapsamda dönmeye başlıyor.
Sonuç olarak bir de boşluk problemi, küresel ateizm problemi diyelim. Bu da şöyle bir husus. Şimdi herhangi bir argümandan ilgili sıfatı sağlayan Tanrı sıfatına gerekçelendirme yapıldığı vakit, diyelim ki kozmolojik argümanda ilk neden veya tasarım delillerinde bir akıllı tasarımcı argümana ulaştığımızda, bu sıfata sahip varlığın Tanrı olduğunu gösterip göstermeme konusunda bir boşluk bulunduğu için biz buna boşluk problemi diyoruz. Yani diyelim ki kozmolojik argümanda biz ilk neden ulaştık. Peki bu ilk neden Tanrı mı değil mi? Birçok Tanrı tasavvuru olabilir çünkü bu aralıkta. Buradan buraya ilgili bir şekilde benimsediğimiz Tanrı tasavvuruna geçiş yapmaya inanç sıçraması söz konusu olabilir. Eğer o boşluk problemini aşamazsak. Benzer şekilde ateizm argümanlarının da birçoğu aslında tanrısal sıfatların belli başlı olanlarına karşı aleyhte bir argüman sağlıyor. Öyleyse bu problem de boşluk probleminin tersinden bir durum söz konusu. Yani biz ilgili Tanrı tasavvuruna dair bir sıfatı aleyhte gerekçelendirmiş olabiliriz. Ama bu bütünüyle ateizmin gerekçelendirmesini sağlar mı sağlamaz mı? Bu iki problem de önemli. Şimdi temel tasnifte geçelim. Argümanlar. Lehteki argümanlara başladık. Burada lehte bir takım argümanlar var. Bunları gene epistemik argümanlarla epistemik olmayan argümanlar diye ayırıyoruz. Bir de son olarak meta argümanlar dediğimiz bir husus var. Yani bizzat argümanların kendisini bir veri olarak alıyor. Bunlar üzerinden bir argüman geliştiriyor. Kümülatif argümanlar olarak da geçiyor bildiğiniz üzere. Bunların bazılarına değineceğiz şimdi biz. Ben özellikle kavramsal ve olgusal argümanlarda ikiye ayırdım epistemik argümanları. Bu da işte kavramsal argümanlar daha çok a priori hususları barındırıyor. Daha çok logical yani mantıksal iddiada bulunuyor. Ve de bununla birlikte olgusal argümanlar ise daha çok a posteriori ve delilci argümanlar yani olasılıksal argümanlar olarak cereyan ediyor. Şimdi kavramsal argümanlar, metafiziksel ve ontolojik argümanları ben buraya dahil ettim. Öte yandan olgusal argümanlar içerisinde bir sürü bu şekilde gördüğümüz argümanlar var. Hepsine değinmemiz, hepsinin temel özelliklerini açıklamamız mümkün değil. Ama bunlar da öne çıkan olarak gördüklerimi, önemli gördüklerimi birkaç örneğiyle birlikte formülasyonlarını vereceğiz. Şimdi ontolojik argümanlardan başlayalım. Ontolojik argümanların malum olduğu üzere işte Anselm'den önce özellikle İbn Sina Farabi ile bir takım örneklerin ekmel varlık delili adı altında bulunduğu söyleniyor. Ama daha çok argüman formülasyonu Anselm ile birlikte başlamış olup kendince bir tarih süreci bulunuyor. Ama daha sonrasında özellikle Kant sonrasında bu delilin geçerliliğini yitirdiği ifade edilse de analitik felsefede tekrar bir dirilişe geçiyor bu argüman. Özellikle modal ontolojik argüman önceki argümanlardan bağımsız olduğu söylendiği için ayrı bir eleştiri ve savunuyu gerektirdiği ifade ediliyor. Ve bunun üzerine birçok argüman da mevcut hale geliyor. Klasik formülasyona değinecek olursak biraz daha anlaşılması adına size temel özellikler açısından şunu söyleyeyim. Ontolojik argüman muhtemelen en ilginç argüman. Çünkü hem çok böyle sofistike, ilginç bir yapısı var. Hem böyle bir bilmece gibi bir hali var. Ve de başta bu belirttiğimiz parametreler açısından ilginç. Çünkü kesin olmaya, kanıt olmaya daha yakın bir argüman. Diğer argümanların aksine yani olasılıksal, delici bir argümandan ziyade kesinlik ifade eden bir argüman. Ve de diğer argümanların aksine direkt bir argüman. Yani Tanrı'nın varlığına dair bütün mükemmel sıfatlarını birden tesis etmeye çalışan bir argüman olmasıyla da diğer birçok argümandan ayrılıyor. Ama çok mükemmel bir kanıt olarak gören de var. Bunu bir şaka olarak gören de var. Bu açıdan da gene acayip bir yapıya sahip. Şimdi klasik formülasyonu bir tanıtım olması için söylüyorum. Anselm'in en azından düşüncede kendisinden daha büyük yücesi olmayan bir varlık tasavvur edilebilir diyor. Eğer sadece düşüncede olsa bile bu varlığın gerçeklikte var olduğu tasavvur edilebilir. Zira gerçeklikte var olmakla bu varlık ne olurdu? Daha büyük olurdu. Öyleyse bu zihinde yapılan, düşünülen varlık gerçekte daha büyük olması durumu söz konusu ya, o zaman hem düşüncede hem de gerçeklikte kendisinden daha büyük tasavvur edilemeyen varlık yani Tanrı vardır diye ilginç bir argüman. Daha sonrasında bu şekilde bir tasnifi de mümkün. Kendi iç tasnifi. Çok farklı noktalardan çok farklı kurslar argümanlar getirilebiliyor. Ama bizim özellikle ilgileneceğimiz bugün modal ontolojik argümanlar. Bu en çok mümkün evreler semantiğinin de gelişmesiyle birlikte öne çıkan argüman. Bunların iki tanesini örnek vereceğiz. Yine kısaca hemen formülasyonunu ifade edip geçeceğim. Alvin Plantinga'nın modal ontolojik argümanı nedir bu? Maksimal büyüklüğün gerçekleştiği mümkün bir dünya vardır. Zorunlu olarak bir varlık sadece eğer bütün dünyalarda maksimal mükemmelliğe sahipse
O zaman anca maksimum yükseliş sahiptir. Ve zorunlu olarak o zaman necessarily bir varlık sadece eğer bütün dünyalarda alim mutlak, kadir mutlak ve ahlaken mükemmel ise maksimal mükemmele sahiptir. Bunlarla sonuç olarak da bu özelliklere sahip bir varlığın var olduğunu iddia edebiliriz diyor Arjen Plantinga. Her ne kadar kendisi reformcu epistemoloji benimsese de burada başka yerlerde bir takım delillerini savunusunu yapıyor ve bu argüman da victorious argument, yani muzaffer bir argüman olarak da ifade ediyor. Bunu bilmekte de fayda var. Öte yandan ontolojik argümanlara da çok teknik çalışmalar yapan Robert Maydol'un da modern ontolojik argümanı büyük bir önem sahibi analitikliğin felsefesinde. Onun formülasyonu da şöyle. Tabii birçok ontolojik argümanı savunuyor. Geçmişteki birçok ontolojik argümanı reformüle ediyor. Ama kendisinde iki tane özgün ontolojik argüman var. Bunlardan biri şu şekilde özetleyebiliriz. Bir özellik sadece eğer olumsuz bir mükemmellik değilse bir mükemmelliktir. Mükemmellikler yalnızca mükemmellikleri gerektirir. Yüce yani en büyük varlık olma özelliği mükemmelliktir. Öyleyse yüce bir varlığın var olması mümkündür. Eğer yüce bir varlığın var olması mümkünse yüce bir varlık vardır. Öyleyse tam olarak yüce varlık vardır diye özetliyor. Burada modern ontolojik argümanlarda şunu görüyoruz. En temelde odaklandığı nokta Tanrı'nın varlığının mümkün olmasından Tanrı'nın var olduğunu iddia etmeye gidiyor. Eğer mümkünse vardır diye bir hususta yükseliyor diyebiliriz. Bunu da ileride farklı noktada karşımıza çıktığını göreceğiz. Aksiyolojik argümanlar da bir teistik argümanlar tipi. Değer bazlı argümanlar bunlar. Değer bazlar da kendi içerisinde felsefede malum olduğu üzere bir estetik, bir etik olarak yani bir güzellik temelli değerler, bir de ahlaki anlamda iyi olup olmama konusundaki şeye göre ayrılıyor, ikiye ayrılıyor. Aynı şekilde teistik argümanlar da bir güzellik üzerinden Tanrı'nın varlığına getirilen deliller, bir de iyilik, ahlak üzerinden getirilen deliller olarak ayırabiliriz. Bunun da kendi içerisinde çok farklı versiyonları var. Ahlaki bilgi, doğrular, gerçekler, düzen, ailler, farkındalık, inançlar, kurallar, yükümlülükler gibi birçok farklı filozofun farklı türden ahlak argümanını savunduğunu görebiliyoruz. Diğer türden bir ahlak argümanı reddediyor ama mesela birini savunuyor. Bu şekilde örnekler de var. Bunlardan gene en öne çıkan argümanlardan biri William Lane Craig'in nesnel ahlak argümanının formülasyonunu hemen saygıyorum. Diyor ki bir takım nesnel ahlaki değerler, objektif ahlaki değerler ve vazifeler Tanrı'nın varlığı varsa ancak vardır diyor. Bunlar var o zaman, öyleyse Tanrı vardır diye sonuçlandırıyor. Tabii çok eleştiriye maruz olan bir argüman bu da. Ama en öne çıkan argüman diyebiliriz sanırsam. Bununla birlikte yani Mark Linville'ın ahlaki bilgi üzerinden getirdiği bir argüman var. Bu Plantinga'nın meşhur naturalizme karşı evrimsel argümanının esinlenmiş hali. Yani bir anlamda oradan esinlenip bunu ahlaka uyarlıyor. Diyor ki eğer evrimsel naturalizm doğru ise insan ahlakı yani doğal ahlak, doğal seleksiyon yan ürünüdür. Evrimsel naturalizmde bu şekilde bir durum var. Öyleyse madem işte evrimsel naturalizm başka şeyleri temel alıyor, başka şeyleri önceli alıyor, hayatta kalma gibi başka hususları daha temelini alıyorsa o zaman naturalizmde yani evrimsel naturalizmde insan ahlakı doğal seleksiyonun yanında ise ahlaki bilgi yoktur. Ama ahlaki bilgi bildiğimiz üzere vardır. Öyleyse evrimsel naturalizm yanlışır. Bunu teizmin yani ahlaki bilgileri teizmin çok daha iyi açıkladığı üzerinden bir bitiren argüman. Yine hızlıca geçiyorum. Kozmolojik argümanlar da kadim dönemden bu zamanlara kadar en meşhur argümanlar. Bunlar aslında evrenden getirilen herhangi bir delil ifade etmiyor. Evrenin bütünlüğüne veya bir yani başlangıcına referans veren daha sofistik argümanları ifade ediyor. Bunu da özellikle William Lane Craig 3'e ayırıyor. Diyor ki Thomistik kozmolojik argümanlar, Leibniz'ci kozmolojik argümanlar, bir de bizim İslam kelamından esinlenip kelam kozmolojik argümanları diye üçe ayrımı söz konusu. Ama bunların her biri hatta bunların her birini geçtim. Kendi alt dallarında bulunan farklı versiyonları farklı değerlendirilmeye tabi tutulmalı olarak görülüyor. Çünkü birisinin savunduğu bir şeyi diğeri savunmayabiliyor. Argümanları savunsa da yani. İkisi de kelam kozmolojik argümanını savunuyor diyelim. Ama bir tanesi farklı formülasyonu savunuyor, bir tanesi farklı formülasyonu savunuyor. Bunlar da o açıdan kendi içerisinde görüş ayrımını alabiliyor. Öte yandan eleştiren kişinin de bunları dikkate alması gerektiğini gösteren bir nokta bu. Ama bunlardan en meşhuru tabii ki de sadece yani kozmolojik argümanları veya kelam kozmolojik argümanları değil, muhtemelen modern dönemde en meşhur tanrı argümanı olarak karşımıza çıkan kelam kozmolojik argümanı, William Lane Craig'in. Özetinde diyor ki o, var olmaya başlayan her şeyin bir nedeni vardır. Evren var olmaya başlamıştır. Öyleyse evrenin bir nedeni vardır deyip
Hem bunu bilimsel açıdan hem felsefi açıdan uzun ve teknik notlarla açıklıyor. Geçiyorum. Diğeri de Leibniz'ci kozmolojik yorumun en meşhur formülasyonu. O da Alexander Proust tarafından yapılıyor. Diyor ki her olumsal yani mümkün gerçeğin bir açıklaması vardır. Bütün mümkün gerçekleri kapsayan ayrı bir mümkün gerçeklik vardır. Ayrı ayrı mümkün gerçekliklerin yanı sıra bütününün de ayrı bir mümkün gerçekliği vardır. Öyleyse bu mümkün gerçeğin bir açıklaması vardır. Bu açıklama zorunlu varlığı içermelidir ve de bu zorunlu varlık Tanrı'dır diyor. Burada tabii her bir argümanı çok seri bir şekilde geçiyoruz. Onun farkındayım. Ama bizim işin sonunda büyük resmi görmemiz için yeterli veriyi bize verecek. O yüzden hepsini tam olarak tabii evrendeki anlamak mümkün değil şu an için. Ama bu şekilde serice geçsek yeterli diye düşünüyorum. Öte yandan mucize argümanlarına da değinebiliriz. Tabii ki de birçok filozof ve teolog tarafından tarih boyunca savunulmuş ve ilgili dinin doğruluğunu ifade eden bir takım argümanlar. Temel sistematikten hatırlayacak olursak dallanmış doğal teoloji argümanlarını giriyor yani. Bunlar bir takım tarihsel mucize iddialarından gelebildiği gibi gene vahiyler üzerinden, tekstler üzerinden bir takım iddialar da olabiliyor. Veyahut çağdaş vakalardan da gelebiliyor. Mesela çeşitli bir takım şifa vakaları, dua vakaları böyle bir anda mucizevi bir şekilde olduğu iddia edilen bir takım olaylar üzerinden de çağdaş vakalar üzerinden referans verilebiliyor. Ama temel formülasyonu şu şekilde yapabiliriz. Aslında mucizelerin elbette ki tanımına dair bir ittifak yok. Farklı görüşler var. Dua kanunlar üzerinden yapılıyor, nasıl yapılıyor vesaire gibi. Ama işin özünde biz şöyle formüle edebiliriz. Mucizeler en iyi şekilde açıklamasının doğaüstü bir faiz ile yapıldığı hadiselerdir. Belli türden muhtemel hadiseler eğer vuku bulmuşsa, yani imkan olarak bahsediyoruz, daha vuku bulmamış, belli türden muhtemel hadiseler varsa bunlar mucize olarak adlandırılabilir. Bu türden hadiseler de gerçekten vuku bulmuşlarsa o zaman biz doğaüstü bir failin var olduğunu çıkarabiliriz diye temel formülasyonu ifade ederiz. Sonrasında bu konuda analitik din felsefesinde en meşhur argüman Hristiyanlık üzerine olduğu için tabii ki de Hazreti İsa'nın dirilmesi argümanı. Hatta Gary Habermas'ın tespitine göre 1970 ile 75 ile 2010 arası yani 3000'i aşkın akademik yayın üretilmiş bu konuda. Gerçekten ilginç bir tespit bu. Çok fazla çeşitli iddialar ve aleyhte iddialar da bulunabiliyor. Bunların da en meşhuru ve en muhtemel sofistik olmuşu da Timothy McVeigh'li, Lydia McVeigh'in argümanı. Bunlar temelde C tümevaranlı bir argüman. Yani tümevaranlı argümanları meşhur olduğu üzere Swinburne ikiye ayırıyor. Bir P tümevaranlı, bir de C tümevaranlı. Peki farkları ne bunların? P tümevaranlı argüman bir iddianın aleyhteki bir iddiaya göre direkt doğruluğunu sağlayan, %50'nin üzerinde bir geçerlilik sağlayan hususlar. C tümevaranlı ise direkt bunu sağlamıyor ama yüzdesel olarak değerini arttırıyor. Diyelim ki bir lehteki bir iddianın doğruluk değeri %40'sa işte %45 yapabilir, 50 yapabilir, 55 yapabilir. Bu şekilde belli oranda yüzdesel değer sağlıyor. Bu argüman da C tümevaranlı bir argüman. İkinci türden bahsettiğimiz yani. Ve burada temelde 3 tane destekleyici delil ele alıyor. O da birincisi Hazreti İsa'nın öldükten sonra mezarında mezarının boş olduğu empty tomb diye geçiyor. Kadın şahitler tarafından gözükmesi ve daha sonra da hatta kadın şahitlerin Hazreti İsa'yı canlı olarak görmesi. Yani öldükten sonra, çağırmaya gelindikten sonra. Diğer bir iddia ise havarilerin yine Hazreti İsa'nın ölümünden sonra işte çeşitli konuşmalar, çeşitli faaliyetler yaptıkları. Onların da bizzat iddiası var diye bir destekleyici de iddia ifade ediliyor. Son olarak da işte Pavlus'un önceden Hristiyanlığa karşı zulüm, çeşitli zulümler yaptığı halde bir anda yolculuğu sırasında Hazreti İsa'yı görüp ölümünden sonra yani Hristiyanlığa geçmesi. Bu dini tecrübeden sonra bir de Hristiyanlığa geçiş olarak 3 tane destekleyici delil sorup bunların tarihsel açıdan en mümkün açıklamasının Hazreti İsa'nın cidden dirildiğine ve böylece de hem teizme hem de Hristiyanlık teizmine dair lehte bir argüman oluştuğunu söylüyor. Bu da evet son argümandı. Mucize argümanları içerisinde. Öte yandan noğolojik argümanlar da var. Bunlar da özellikle modern dönemde daha çok ortaya çıkan insanın içsel dünyasında İslami tabiriyle enfüsi hususlardan gelen deliller. İşte bunların çok farklı hususlar olabiliyor. Akıl üzerinden bilgi, bilinç, bilişsel yapılar, düşünme, inançlar, özgür irade, ruh, sezgiler, çeşitli zevkler veya zihin gibi bir takım birbiriyle de ilişkili olan bu hususlar üzerinden getirilebiliyor. Ve ciddi bir alt literatürü de oluşturmuş durumda.
Bunların iki tanesini örnek vereceğim ben. Bir tanesi zaten çok meşhur olduğu üzere Alvin Plantinga'nın naturalizme karşı evrimsel argümanı. Bu iddianın temeli gene Mark Linville'in ahlaki bilgideki ifade ettiği argümanda olduğu üzere eğer ona yakın, ona benzer olduğu üzere diyor ki naturalistik evrim, ya burada evrime bizzat bir reddiye yok ama tamamen naturalist bir evrim varsa buna karşı bir reddiye ve bunun buna karşı teyidini daha iyi açıklayacağı bir iddia olarak geçiyor. Diyor ki naturalistik evrim çeşitli bilişsel yetileri netice verme olasılığı düşüktür. Naturalistik evrimi kabul eder ve naturalistik evrimin bilişsel yetileri netice verme olasılığının düşük olduğunu gören herkesin bilişsel yetiler için bir çürüteni vardır. Bilişsel yetileri çürüteni olan herhangi birinin naturalistik evrim de dahil diğer bütün inançlar için bir çürüteni vardır. Ne olmuş oldu? Kendi kendine çürütmüş oldu. Böylece eğer bir naturalistik evrimi kabul ettiğinden dolayı naturalistik evrim için bir çürüteni varsa naturalistik evrim kendi kendini çürütür ve böylece rasyonel bir şekilde kabul edilemez. Tabii gerek evrimsel bir takım iddialar üzerinden gerek bir takım felsefi epistemolojik kurslar üzerinden çok ciddi böyle hem eleştiriler hem savunulan bir argüman bu da. Bir başka argüman da bilinç argümanları. Bunlar da çok fazla zihin felsefesiyle ilgili olmakla birlikte tartışılan argümanlar. O da G.K. Moreland'in çok fazla okumama gerek yok ama şu şekilde özetleyeyim ben. Diyor ki işte bizim bir takım zihinsel olaylarımız, özlerimiz vardır. Bunların da en iyi açıklaması teizm ile yapılabilir. Yani buna dair zihin felsefesindeki bir takım naturalistik iddiaları, incelemeleri eleştirip daha sonrasında teizmin çok daha iyi açıkladığını gösterdiği bir argüman. Bu da bu şekilde çok okumadan geçmiş olayım. Teleolojik argümanlara gelecek olursak, bu da epistemik argümanlardan herhalde son tanıtacağımız argümandı. Burada şöyle bir şey var. Aslında çok eski zamandan beri hem felsefeciler tarafından hem de muhtemelen popüler seviyede en çok meşhur olan argüman teleolojik argümanlar. Nedir bunlar? Tasarım üzerinde. Özellikle evrendeki bir şeyin tasarımı üzerinden o akıllı tasarıma varma iddiasında bulunan argümanlar. Ancak Hume ve Kant'a geldiğimizde bu argümanın ciddi bir darbe yediği söylense de esas darbeyi evrim teorisi üzerinden alıyor. Yani günümüzde bilim ve felsefecilerin ezici çoğunluğu evrimi doğru kabul ettiğinden dolayı buna bağlı olarak canlıların kendisi veya bir takım özellikleri herhangi bir yaratıcıya gerek duymaksızın doğal süreçlerle, naturalist süreçlerle açıklanabildiği söyleniyor. Buna bağlı olarak da herkesin tasarım argümanına karşı olan o temel şeyi bir anlamda darbe görmüş oluyor. Ve buna bağlı olarak da iki temel yol ayrılıyor diyebiliriz tasarım argümanlarının savunusu. Bir tanesi yerel, işte local veya biyolojik tasarım argümanları. Bir tanesi de evrensel tasarım dediğimiz o hassas ayar argümanları diyebiliriz. Bu şekilde bir durum. Nedir peki bu? Yerel argümanlarda canlıların veya bir takım özelliklerinin evrim tarafından yanlış veya eksik açıklandığı üzerinden getirilen argümanlar. Evrensel tasarım ise hiç bu canlıların ve evrimin tartışmasına girmeden direkt daha kozmik bir takım tasarım iddiaları üzerinden getirilen argümanlar. Bu iki argümanın şöyle bir farkı da var. Tanrı'nın evrene müdahalesi açısından bakıldığında hassas ayar argümanları şu figürde gösterildiği üzere daha çok doğa kanunları da evrenin özellikle başlangıç koşullarıyla ilgili. Öte yandan yerel argümanlar ise daha çok evrene bir takım müdahaleler yapılabilmesiyle daha uygun. Bu açıdan da böyle bir tanrı tasavvurunu hangi tanrı tasavvurunu değerlendirip değerlendirmediğinde bir farka değiniyor. Bu ayrı. Teolojik argümanlarda işte bu yerel argümanlardan bir tane örnek verecek olursak işte canlının kökenine dair argümanlar da var. DNA'daki bilgiye dair argümanlar da var. Ama en meşhuru Michael Behe'nin indirgenemez kompleksi argümanı. Bu argüman şunu iddia ediyor. Diyor ki belli bir temel işlevi gerçekleştiren birbiriyle uyumlu etkileşimli birçok parçası bulunan ve bu parçalardan herhangi birinin kaldırılması durumunda etkili bir şekilde çalışmanın son bulduğu bir sistem düşünelim. Yani herhangi bir parçası değil de bütünüyle çalışıyor. Bu yüzden parça parça çalışması gibi bir durum söz konusu değil. Yavaş yavaş evrilmesi durumu söz konusu değil. Deyip hatta buna mekanik bir fare kapanının tasarımında örnek veriyor. İnsan yapımı tasarımlardan. Daha sonra bu tarz indirgenemez kompleksilik ifade eden doğada bir takım tasarımların bulunduğunu söylüyor. Mesela buna bakteriyle kan çıkıyor örnek veriyor. İnsanın veya herhangi bir canlının kanının pıhtılaşmasını örnek veriyor. Ve de
kariyotik dediğimiz bir canlıyı daha örnek veriyor. Böylece madem bunlar indirgenemez komplekse sahip, bunlar süreç içerisinde bir bütünlük sağladığı hasebiyle evrimsel süreçlerden açıklanamaz. Bir anda bir şekilde Tanrı'nın veya akılları tasarımından dolayı, akılları tasarımcının tasarımı olması lazım diyor. Direkt Tanrı'ya bağlamıyor ama akılları tasarımcının olması gerektiğini iddia ediyor. Diğer bir argüman ise bizim lokal değil de kozmik, daha evrensel argümanlardan bildiğini. O da hassas hayal argümanının en temel, en önde gelen, en teknik savunusunu yapan Robin Collins. Hassas hayaller çoğumuz bu şekilde duymuşuzdur. Evrenin özellikle başlangıç koşullarında bir takım fiziksel kanunlar var. Bu fiziksel kanunlara dayalı olarak bir takım çalışma aralıkları var. Yani şu anda özellikle bizim hayatımızı oluşturabilmesi hasebiyle çok küçük ve 10 üzeri 123 gibi rakamlar söyleniyor, 10 üzeri 60 gibi rakamlar söyleniyor. Bunlarla çok küçük bir değişiklik olması durumunda şu anki hayatın oluşamayacağına dair bir takım modern fiziksel tespitler var. Bu fenomenin de en iyi açıklamasının tasarım ile olabildiğini iddia eden bir argüman bu. Robin Collins de hem bu işin olasılık felsefesi açısından, olasılığa dair dayanan noktalarından hem de kozmolojiye dair dayanan noktaları güzel bir şekilde açıklayarak argümanını formüle ediyor. Yani işin özünde teistik, şahsi bir açıklamanın naturalistik açıklamaya göre çok daha olası olduğunu söylüyor. Hassas ayar delilisi ele alındığında. Şimdi lehteki argümanlardan böylece epistemik argümanları bitirmiş olduk. Sıra geldi epistemik olmayan argümanlara. Epistemik olmayan argümanlar da özünde ikiye ayrılıyor. Bir tanesi doğruluğa bağımlı argümanlar. Bir tanesi doğruluğa bağımsız argümanlar. Doğruluktan bağımsız argümanlar. Peki ne demek bu? Bu şu demek. Şimdi doğruluğa bağımlı argümanlarda Tanrı vardır öğrenmesinin doğru olduğu belli olması üzerine bir takım argümanlar üretilebiliyor. Bir tanesi de doğruluktan bağımsız argümanları tamamen proteizm dediğimiz Tanrı'nın varlığının yokluğuna nazaran daha olumlu olduğunu iddia eden, ifade eden bir argüman. Bu doğruluğa bağımlı argümanlarda zaten en öne çıkan Pascal'ın bahsi olarak bilinir. Daha öncesinde İmam Gazali'nin veya bir takım başka usul yerlerde kutsal metinlerde olduğu da ifade edilse de en çok Pascal'ın bahsi olarak meşhur olmuş. Bu iddiasında esasında şöyle bir özetleme söz konusu. Tanrı'nın varlığının %0'ın üzerinde herhangi bir değerde olması durumunda bizim kar zarar analizi yaptığımızda sonsuz hayat bizi beklediği için her türlü fayda açısından bunun tercih edilmesi gerekiyor şeklinde çok kabaca özetleyebildiğimiz bir iddia, bir argüman. Ama bir takım eleştirilere de ciddi anlamda maruz kalıyor. Nedir bu? Özellikle many-god dediğimiz işte çok tanrılı bir takım itiraz olarak geçiyor. Bu iddia da bu eleştiri özünde şunu söylüyor. Diyor ki cennete gitmek için ya yani sonsuz bir ödül almak için çok farklı tanrı konseptleri var ve buna bağlı olarak siz mesela Hristiyan olduğunuzda İslam olduğunuzda Hristiyanlığın sonsuz ödülünü alamayacağınız için bu argüman ciddi bir eleştiriyle karşılaşıyor diyorlar. Buna bağlı olarak da yapılan reformülasyonlar özellikle bu problemi ele alma temelinde yapılan revizeler. Mesela Michael Rota diyor ki hatırlıyorsanız başlangıçta ne vardı? %0'ın üzerindeki herhangi bir delil doğruluğu olması durumunda yeterliydi. %0,1 olsa bile Pascal'ın bahsinin temel mantığında teizm tercih edilmeliydi. Fakat Michael Rota bu reformülasyonu diyor ki %50 ihtimali sağlaması gerekiyor. Yani %50 ihtimali sağladığı takdirde ilgili dünya görüşü, ilgili tanrı tasavvuru, mesela Hristiyanlık kendi formülasyonunda olduğu için bu örneği verdim orada. Böylece kişinin kendini Hristiyan yaşamına adaması rasyoneldir. Peki Hristiyanlık doğruluk ihtimali %50 midir? En az %50 midir? Bunu da epistemik kursları inceleyip öyle olduğunu görüşünü benimsiyor. Bunun üzerinden argümanını reform edip sonuca ulaşıyor. Veya işte Elizabeth Jackson ve Andrew Burgess'ın birlikte üretmiş olduğu bir argüman daha var. Bu da çeşitli tanrı konseptlerinin atanmış diyelim ki İslamiyet, Hristiyanlık, ateizm ve işte Mormonizm gibi bir takım dünya görüşlerini ele alıyor. Bunlara bir olasılıksal değer atadığımızda zaman geçtikçe, çok böyle yüksek değerli çıktıkça yavaş yavaş neden sonsuz değer matematiğine göre bazı dünya görüşlerinin diğerlerine göre tercih edilmesi gerektiğini daha iyi anlayabiliriz diye bir reformasyon yapıyor. Farkındaysak bu iki argümanın da aslında şöyle bir durum var. Var olan Pascal'ın bahsindeki
daha radikal bir yolsuzluğu biraz daha ılımlı noktaya çekiyoruz. Olasılıksal değer açısından biraz daha farklı değerler atayarak yeniden formülasyonu yapıyorlar diyebiliriz. Diğer bir argüman ya epistemik olmayan argüman tipi de doğruluktan bağımsız argümanlar. Bunlar da dediğimiz gibi proteizmi, yani Tanrı'nın varlığının olumlu olduğunu, yokluğuna nazaran daha olumlu olduğunu iddia eden argümanlar. Bunlar adalet, ahlak, anlam, emniyet, estetik, fayda, ihtiyaç, iyi oluş, mutluluk, sağduyu, teselli ve gibi noktalardan iddia edilebiliyor. Tamam, şunları hızlıca geçiyorum çünkü vaktimiz az kaldığı için. Evet, burada meta argümanlara da değinmek istiyorum. Meta argümanlar, argümanların bizzat kendisini değer olarak ele alıp ortaya çıkan argümanlardır. Şimdi mesela Richard Swinburne diyor ki, bir takım sade, yani direkt doğal teoloji argümanlarına veya dallanmış doğal teoloji argümanlarına ele alıp, bir takım da işte kritik problemi gibi doğal teoloji argümanlarına yüzeysel değer atfedip, işin sonunda C tümü varımlı argümandan B tümü varımlı, T tümü varımlı argümana geçiş yapıyor. Yani diyor ki her bir delilin burada doğal teolojik, mesela diyelim ki 3-4 tane delil olsun. Bunları toplayıp toplayıp bir de kötülük probleminin sağlamış olduğu aleyhteki yüzdeyi de çıkarıp işin sonunda büyük resimde belli oranda teizmin, ateizmin daha makul olduğunu gösteren bir argüman tipi uyguluyor. Evet, aynı şekilde şimdi aleyhteki argümanlara geçecek olursak bu arada hocam vakti de ona göre ayarlayayım da ne kadar bir vakit kaldı? Biraz daha hızlanmam mı gerekiyor? Yani hocam büyük oranda vakit bitti ama sizi de çok zorlamayalım. Evet. Biraz daha ama bitirmeye doğru çünkü bir saati aştık. Evet, aştık hocam. Tamam, o zaman çok hızlı bir şekilde bu argümanları ifade edeyim. Tıpkı teistik argümanlarla olduğu gibi bunlar da kavramsal ve olgusal argümanlar ifade edilebilir. Epistemik olan argümanlar var, olmayan argümanlar var ve de bunların sonucunda oluşan bir takım meta argümanlar var. Artık bunları çok hızlı bir şekilde geçmek durumundayım. Ama işin özünde şunu söylemek istiyorum. Ateizm argümanları genelde kavramsal argümanlar tipinde bir tanrı sıfatının kendi içerisinde tutarsız olması iddiası ve de birden çok tanrı sıfatının birbiriyle tutarsız olması iddiasından kaynaklanabiliyor. Buna bağlı olarak her bir tanrı sıfatının mutlak ilim olabilir, mutlak kudret olabilir. Diğer bütün tanrı sıfatlarının kendi içerisinde eleştiriye tabi tuttuğu noktalar var. Bunlar üzerinden en azından belli türden bir tanrı sıfatının Tanrı tasavvurunun yokluğunu iddia ediyor. Bunlara tabi hızlıca geçmek durumdayım artık. Maalesef zaman eksikliğinden dolayı. Tamam. Bunları geçiyorum. Gene aleyhteki argümanlarda, epistemik argümanlardan, olgusal argümanlarda söz konusu. Bunlardan da ilahi gizlilik argümanları var. İşte Tanrı'nın varlığının açık olmaması, herkese çok açık net bir şekilde gözükmemesi üzerinden zaten getirilen argümanlar. En meşhur olan argüman da kötülük argümanları. Malum olduğu üzere bir takım kötülükler var. Bunlar üzerinden bazı ateistik sonuçlara ulaşılıyor. En azından öyle iddia ediliyor. Çok farklı örnekleri var. En çok çeşit ve mantıksal iddia açısından zenginlik arz eden bir argüman. Bunların hepsini geçiyorum. Gene özgür irade argümanları da özünde Tanrı'nın ilmiyle, yani ön bilgisi, divine foreknowledge, özellikle ön bilgi olarak ifade eden hususla kişinin iradesinin çeliştiğini, buna bağlı olarak eğer irade varsa Tanrı'nın ön bilgisi üzerinde bir aleyhlik sonuca ulaşıyor. Bunları da geçiyorum. Ayrıca dini doktrinin argümanları da var. Burada da çeşitli doktrinler doğru kabul edildiği takdirde o dinin sağlamış olduğu Tanrı tasavvuru hususunda aleyhlik gerçekleştirme sağlıyor. Mesela cehennemin varlığıyla Tanrı'nın varlığı tutarlı mı? Özellikle mutlak ilim, kudret ve irade iyilik benimsiyorsak. Tamam, bunları da hızlı bir şekilde geçeyim ki sonuca gelmek istiyorum. Ayrıca epistemik olmayan bir takım ateistik argümanların da varlığını bilmekte fayda var. Örnek olarak mahremiyet açısından bakıldığında mahremiyet değerli bir şey olduğu için Tanrı'nın varlığı bu anlamda kişilere olumsuz bir gerekçe sağlar diyen bir argüman. Gene Richard Swinburne'ın teistik açıdan kümülatif bir argüman sunduğu gibi Graham O'Brien'de aleyhte bir naturalistik ve ateistik argümanı var kümülatif. Bu da en meşhuru diye geçiyorum bunları. Son değerlendirme kısmına geçtiğimizde de şunu söyleyebiliriz. Bir takım görüş haritalarının kaynakları var. Yani bir tek bir şekilde her ne kadar teknik olarak birbiriyle çok güzel bir şekilde iletişime geçseler de ciddi anlamda herhangi bir argümanın bir tarafı diğer tarafa karşı ikna ettiği görülmüyor. Bunun sebepleri neler diye
disagreement dediğimiz ayrı bir epistemolojik alan doğuyor. Aynı şekilde dini görüş ayrılığı da bunun dini felsefesine tekabül eden hususlar. Bunların stratejilerine dair bazıları değinecektim. Ama şunu söylemek istiyorum en son. Bir takım bu tanrı tasavvurları bu ateistik ve teistik argümanlar sonucunda ulaşılır diyor. Mesela Tim Mulgan diyor ki teistik argümanlar da ateistik argümanlar da belli sıfatlara ulaşırlar. O yüzden teizmden ateizme gidiş yolunda sadece belli bir noktaya kadar gerekli sağlayabilir. Tam tersi de ateistik argümanlar belli türden tanrı sıfatlarını aleyhte gerçekleştirmeye sağlayabilirler. Öyleyse direkt naturalizme değil de belli oranda bir ortaya gelme durumu söz konusu. Böylece hem teist hem de ateist argümanların en azından belli verdiği örnekler üzerinden aynı anda savunulup ayrı bir tanrı tasavvuru oluşturabileceğini söylüyor. Ve buna farklı bir isim de veriyor. Bu şekilde diyebiliriz. Tamamdır, herhalde bu şekilde özetleyebilirim hocam. Daha bahsedecek çok şey vardı tabii de vakit gitmediği için bu kadarla bitiriyorum. Umarım faydalı olmuştur. Evet, teşekkür ederiz Muhammed hocam. Faydalı oldu. Tabii bu tarz sunumların şeyi zorluğu bir sürü ayrı argümanı ele alınca, yani böyle bütün alanı göz önüne almaya çalışınca bir sürü konuya girmek zorunda kalıyor insan. Dolayısıyla yetiştirmek de zor. Aslında aleyhteki argümanları ayrı bir oturum yapmak lazım bence. Mehmet hocam da uygun görürse yapabiliriz aslında. Dolayısıyla bugün daha çok lehteki argümanlara odaklanırız. Şimdi tabii ben çok uzatmadan sözü soru cevap kısmına geçeceğiz ama bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bu bir sürü uzun böyle argüman görmenin aslında kendisinin ilginç ve Türkiye'de çok dikkat çekmeyen sonuçları var. Şimdi birincisi özellikle Türkiye'deki tabii din felsefesi veya işte kelamcılar bunların bilimcinde ama seküler felsefe bölümleri, yani ilahiyata bağlı olmayan, mesela benim çalıştığım bölüm de öyle, felsefe bölümlerinde genelde Tanrı'nın varlığıyla veya aleyhindeki argümanlarla ilgili, hani bunlar öldü, bu iş bitti veya bunlar ilahiyatın konularıdır gibi bir yaklaşım var. Şimdi ben kendim aslında böyle çalışmalar yapıyorum. İşte ahlak argümanını savunan bir kitapçık yazdım, ondan sonra Hudus delili, yani kelam kozmolojik argümanla ilgili makale yazdım. Hassas ayarla ilgili makalelerim var. Yani benim ilgilendiğim konulardan biri. Dolayısıyla bizim bölüme, İbn Haldun Üniversitesi'ne bazen bu konuları çalışmak isteyen öğrenciler geliyor. Rahmetli Teoman Duralı Hoca ne zaman böyle bir öğrenci gelse, işte ne çalışacaksın? İşte kötülük problemi çalışacağım veya işte kozmolojik argüman çalışacağım dediğinde, ya bu konular ilahiyat konusu, artık felsefede bunlar konuşulmuyor diyordu. Tabi burada bu Teoman Duralı Hoca'nın dönemindeki hocaların temel, yani onun gençliğinde gördüğü tabloya dayanarak oluşturduğu bir kanaat. Ama bugün burada görüyoruz ki bu kanaat aslında Batı'ya baktığımız zaman doğru bir kanaat değil. Yani çok büyük bir literatür var. Allah'ın varlığı lehinde ve aleyhinde binlerce makale, işte yüzlerce kitaptan oluşan çok büyük bir literatür var. Ve bu literatürü çalışanlar teolog değiller sadece. Evet, teologlar da çalışıyor. Ama sizin grafiklerde de gösterdiğiniz gibi ateist din felsefecileri var çalışan. Kötülük problemi de çalışan var. İşte Tanrı'nın varlığı lehindeki argümanları inceleyen ateist ve agnostik felsefeciler var. Bu bahsettiğimiz felsefecilerin, teist felsefecilerin de büyük çoğunluğu Batı'da saygın, seküler felsefe bölümlerinde çalışıyorlar. Dolayısıyla bu kanaat eski hocalarda, özellikle Türkiye'de eski hocalardan kaynaklı. Çünkü pozitivizmin Batı'da hakim olduğu, siz o baştaki grafik güzeldi. Batı bir pozitivizm döneminde bu tarz argümanlara olumsuz bakılıyordu. Çünkü genel bütün metafiziğe olumsuz bakılıyordu. Ama 60'lardan itibaren metafizik Rönesans dediğimiz devrim gerçekleşti. Analitik felsefe camiasında ve bu devrimden sonra Tanrı'nın varlığı lehinde ve aleyhindeki argümanları tartışmak gayet normal, sıradan bir durum oldu ve bu Türkiye'de ne yazık akademinin çok farkında olduğu bir durum değil. Yani sanki ilahiyat konuşuyormuş gibi yaklaşılıyor. Hayır, bunlar tabii ki ilahiyatta da konuşulur ama felsefenin de bir konusu yani. Şimdi bu işin birinci bölümü. İkinci, gene bir yanlış anlama, bizim akademide yaygın olan bir efsane.
İşte Kant geldi, David Hume geldi. Tanrı'nın varlığı lehindeki argümanlar bitti. Şimdi bu da doğru değil. Burada gördüğümüz resimden gördüğümüz gibi. Şimdi o kadar çok Tanrı'nın varlığı lehinde argüman var ki. Mesela sırf kozmolojik argümanda benim bildiğim 20'den fazla versiyon var. Sırf kozmolojik argüman. Şimdi Kant'ın kozmolojik tek bir kozmolojik argümana verdiği cevap 20 kozmolojik argümanı nasıl kapsasın? Ve bunu geliştirenlerin çoğu zaten Kant'ın eleştirisini biliyor, onun üstüne geliştiriyorlar. Ontolojik argüman işte model ontolojik argümanların hiçbiri Kant'ın eleştirisine tabi değil. Yani günümüzdeki tartıştığımız çağdaş Tanrı'nın varlığı ile ilgili argümanlar, işte hassas ayar argümanı vesaire, zaten Kant'ın eleştirilerine tabi. Ama gidin gene bir felsefe bölümüne, işte Tanrı'nın varlığını mı tartışacaksınız? Ya Kant bitirmedi mi o şeyi? Bitirmedi. Bitirmekten çok uzak yani. Onun üstünden çok sular aktı ama buna rağmen böyle klişe bir izahı görüyoruz. Tabii bu izahı gene işin ister ateist ister teist batılı felsefeciler bu izahı tabii kabul etmezler alanda çalışan. Hatta bu gündeme getirilecek bir izah. Aslında böyle bir felsefe yapma biçimi de yok. Yani falancası bitirdi. Hiç felsefede hiç kimse çıkıp bir meseleyi bitirmez yani zaten, ama bu Türkiye'deki ikinci bir klişe. Bu sunumun özellikle bu iki klişenin yani hem Tanrı'nın varlığı argümanları felsefede tartışılmaz, işte teolojinin konusudur klişesiyle Kant ve Hume Tanrı'nın varlığı argümanlarını bitirdi klişesinin geçersiz olduğunu görüyoruz aslında. Bu anlamda sunum bu açıdan, yani başka açılardan da ilginç ama bu açıdan çok kıymetli bence. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Argümanlarla ilgili söyleyecek çok şey var ama çok argüman var. O yüzden otomatikman soru cevap faslına geçelim diyorum. Ve ilk Mehmet Hocam zaten elini kaldırdı. Hemen Mehmet Hoca'ya sözü veriyorum. Hocam ben de çok teşekkür ediyorum. Hem Muhammed Berhak Hocam'a hem de Enes Hocam, sizin yaptığınız bu değerlendirmeler de çok gerçekten değerli tespitler. Tabii ben de çok ilginç buldum. İnanılmaz zengin yani. Belki sayısal olarak toparlansa, YouTube'da bazı videolar var. Ben bunları abartılı buluyordum yani. 200 küsür argüman sayanlar vesaire. Ve bunlar ciddi ciddi önemli analitik din felsefecileri tarafından geliştirilmiş, tartışılmış. Her biri batıdaki önemli üniversitelerde görev yapan çoğu şahıslar. Bu konuda bizim Türkiye'deki maalesef Enes Hocam'ın da dediği gibi biraz çok geriden gidiyoruz. Yani sanki böyle bilmiyorum kıtacı mı desek ama çok böyle analitik felsefede veya Anglo-Sakson dünyada olan gelişmeleri tam böyle takip etmiyormuşuz gibi bir durum söz konusu. Yani daha hala 19. yüzyılın sonlarındayız, yani 20. yüzyılın başlarındayız. Halbuki 1950'li yıllardan sonra gerçekten çok bir çığır açılmış bu alanda. Benim bir başka dikkat çekici bulduğum veri, bir taraftan analitik felsefede ateistlerin sayısı fazlayken ama analitik din felsefesinde teistlerin sayısının %60'ları bulması yani. Bu çok enteresan bir veri mesela. Yani demek ki daha ziyade doğal teolojiye ait bir alan görülse de bu argüman geliştirmeleri teizme uygun hale getirilebiliyor yani geliştirilen argümanlar. Tabii bu yapılan şeyler kelam ilmi adına da çok değerli. Çünkü kelamın temel tezi Allah-u Teala'nın varlığını iktisabi bilgiyle bilinir. Yani nazar ve istidlalle bilinir. Doğrudan zorunlu bilgiyle bu iş olmaz. Dolayısıyla yapmanız gereken tek şey argüman geliştirmek. Yani argüman geliştirmek senin kesbin, senin kazanımın. Eğer bu konuda eksikliğin varsa senden kaynaklanıyor bu argüman.
Ona yatırım yapmalısın, ona yoğunlaşmalısın ve bol bol argüman geliştirmelisin. Yani bizim eski kelamcıların yöntemi bu. Yani paradigması bu. Ve ne kadar çok, yani argümanlar elbette kimisi zayıf olabilir, kimisi güçlü olabilir. Bunlar senin ürünün yani, bunlar senin kazanımın. Birisi çöktüğü zaman daha başka argümanlar da var yani. Birçok böyle hani ince iplik birleşiyor, bir halat oluşturuyor neredeyse. Dolayısıyla bir argüman çöktüğü zaman, hani Gazali'nin inikas edildiği eleştirisi vardır. Eyvah çöktü falan, yani elbette delilin çökmesi medyolu de etkiler ama diğer taraftan tek bir delil yok yani. Zaten bu iş kesin bir şekilde ispat ettim şeklindeki bir iddiadan daha ziyade yani mümkün olduğunca argüman geliştir. Bu argümanları kimisi zayıf olabilir, kimisi güçlü olabilir. Dolayısıyla bu açıdan da ben Muhammed Hocam'ın verisini yani sunumunu çok değerli buldum. Yani belki önümüzdeki haftalar Enes Hocam'ın da belirttiği gibi aleyhteki argümanlar ayrı bir şekilde ele alınabilir. Analitik din felsefesinde Tanrı varlığının aleyhindeki argümanlar ve bunlara cevapları diye bir başlık açılabilir. Ve böylelikle de resim çok net bir şekilde görülebilir. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum Muhammed Hocam. Size de bir soru sormak istiyorum. Siz klasik kelamla değerlendirdiğiniz zaman, yani bazıları deniliyor ki işte bu analitik din felsefesi kelamla çok önemli benzerliklere sahip. Yani siz mesela işte açıklık dediniz belli başlı prensiplerini zikrederken. Siz kelamcıların klasik yöntemleriyle analitik din felsefesi arasındaki benzerlikler size göre nelerdir acaba? Tekrar teşekkürler. Evet hocam. Hocam şöyle bir benzerlikten bahsedebiliriz öncelikle dediğiniz gibi. Yani kelam metinleri de çoğu kişinin malum olduğu üzere açıklık, netlik ve kesinliği önem veriyor. Ve konunun çok net bir şekilde karşıya ifade edilmesini sağlıyor. Yine aynı şekilde tekniklik konusunda da felsefi bir teknik, hem teknikliği var hem de o zamanın kendi fiziksel işte kozmoloji verilerine dair her zaman kelamcılar verileri kullanıyor yani. Bu açıdan da günümüze benziyor. Ama tabii ki de ayrışan noktaları da var. Örnek olarak analitik felsefede düşünce deneyleri çok kullanılıyor. Yani bu elbette kelamın bir takım düşünce deneyleri de var ama daha çok modern dönemde ortaya çıkmış bir şey. Kelamcıların daha çok katı kesin bilgiye değer verdiğini söyleyebiliriz. Bazı konularda özellikle. Ama günümüzde olasılıksal açıdan daha çok deliller getiriliyor. Bu da önemli bir ayrışma noktası. Bazı benzediği noktalar var. Bunlar çok ciddi ve güzel hususlar. Ama modern dönem olması hasebiyle bilim ve felsefenin gelişmesinden kaynaklı bir takım ayrışan hususlar da var. Kelamcılar da ya buna göre günümüzde bir takım revizeler getirmeli ya da kendi klasik yöntemlerinin neden modern dönemde gene devam etmesi gerektiğine dair de karşı görüşleri dikkat alarak bir çerçeve sunmalı. Bu şekilde özetleyebilirim yani. Teşekkür ederim. Evet, başka soru var mı? Chatten de yazabilirsiniz, söz de alabilirsiniz. Hocam benim bir talebim olacak hocamdan, müsaadeniz varsa. Tabii, buyurun. Öncelikle hocama çok teşekkür ediyorum. Tabii yani biz kelamcılar olarak orada bir sürü kavramsallaştırma, bir sürü ad geçiyor. Takip etmekte zorlandık. Hocamız hepsine dair bilgi vermesi zor olurdu zaten. Sizin değerlendirmeleriniz aslında benim hocamdan talep edeceğim şeyi bir nebze tamamladı ama ben bir kelamcı olarak bütün o isimler işte lehte, aleyhte falan hani onları yakalayayım derken en çok hani anlamak istediğim daha çok hocamızın vakit ayırmasını arzu ettiğim yer aslında değerlendirme kısmıydı. Ve biraz sanki vaktin de hani kifayet etmemesinden dolayı biraz orası bir kısa geçildi gibi geldi bana. Bilmiyorum hocam
Eğer arkadaşların çok daha önemli soruları yoksa orayı biraz daha, şimdi tamam lehte aleyhte var ama hocam alanın uzmanı olarak baktığı zaman bugün için hangi argümanlar daha güçlü veya ne bileyim, hani ben bir kelamcı olarak lehte ve tabii verdiğiniz çok güzel rakamlar vardı işte ama hani hangi taraf daha güçlü, ne demek lazım mesela bugün ben bir ilahiyat hocası olarak bir öğrencim bana sorduğunda hocam işte bugün teizmin kanıtları mı, ateizmin kanıtları mı dediğinde ben mesela en azından hocamın bu sunduğu veriler üzerinden ne diyebilirim? Eğer hocamız da uygun görürse, bu noktada biraz bilgi verirse ben memnun olurum şahsen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam şunu söyleyebilirim özellikle. Aslında tabii her bir tezin, her bir argümanın kendi içerisinde çok sofistike savunmaları var. Eleştirileri de var. Yani örnek olarak bir kelam kozmolojik argümanı düşündüğümüzde bir doktora tezi belki yetişmeyecek seviyede bir literatür oluşur. Aynı şekilde hassas hayalinde de öyle. Ateistik argümanlardan kötülük argümanları da öyle. İlahi gizlilik argümanları da öyle mesela. Çok ciddi bir alt şey oluşmuş. O yüzden benim buradaki tezimin amacı esasında başlangıçta söylediğim gibi hani spesifik bir argümanın doğruluğu veya yanlışı üzerine değil de teizm, ateizm ve agnostizmin bu çok yoğun ve zengin deliller eşliğinde nasıl bir nihai gerekçelendirme yolunu çizebileceği. Özellikle verdiğimiz o terimler, kavramlar eşliğinde işte delillerin mesela olasılıksal bir değer ifade etmesi, öte yandan boşluk problemi veya küresel ateizm problemi gibi noktalarla da nasıl gerekçelendirme yapılabileceği hususuydu. Tabii ki de ben şahsi kanat olarak teist ve Müslüman bir anlayış içerisindeyim ama bunun gösterilmesinin ne gibi zorluklarla karşılaşıldığını, karşı tarafı tamamen çürütmek değil de daha çok olasılıksal açıdan bir var olan durumun olduğunu ifade etmek istedim. Ama öte yandan şöyle bir durum da vardı. Aslında değerlendirme kısmında onu söyleyecektim ben ama fırsat olmadı. İster istemez bu kadar yoğun bir argüman trafiği şöyle bir şeye sebep oluyor. Her gibi argüman üzerinde belli bir mesai teksif etmek çok ciddi bir zaman ve uğraş alacağı için belki alternatif bir yol çizilebilir diye söyleyecektim. Onun için de şunu söyleyecektim. İşte knockdown argument dediğimiz, yani ölümcül darbe argümanı diye bir ifade var. Bu ifade aslında genelde modern dönemde benimsenmiyor. Yani tek bir argümanla karşı tarafı bitirme olarak adlandıracağımız bir şey bu. Bu argüman tipi üzerine belki biraz da çalışma yapılıp bunun mümkün olduğunu, daha sonrasında da doğal teoloji argümanları üzerinden bunun vaki olduğunu gösterebilirsek bu kadar yoğun argüman trafiği içerisinden sıyrılabiliriz. Ben bir takım böyle argümanların olabileceğini, belki olduğunu düşünüyorum. Bu yönden bir yol çizmek istiyorum ama bunun için dediğim gibi hem epistemolojik açıdan ölümcül darbe argümanı dediğimiz argümanın öncelikle imkanını, sonra da kimi doğal teolojik argümanlar üzerinden de bunun vuku bulduğunu göstermek gerekiyor. Ama bu kolay bir iş değil. Aksi takdirde ister istemez olasılıksal açıdan birçok argümanı da değerlendirmek zorunluluğu doğuyor bence. Yani özet olarak böyle söyleyebilirim ben. Umarım biraz daha açıklayıcı olmuştur. Hocam belki Mesut Hocam'ın dediğini kaçırmamak için veya ilave etmek için o bağlantıda. Şimdi bizim kelamda tekafü edille diye bir şey vardır. Yani deliller eşitse lehte ya da aleyhte deliller. Yani herhangi bir tarafı ne yapamazsın, tercih edemezsin. Tekafü, tevakkuf etmek zorundasındır. Şimdi bu kadar fazla argüman şöyle bir soruyu gündeme getiriyor. Argümanların bir tarafı bir tarafına koyarsak, bir tarafı da aleyhtekileri de bir tarafa koyarsak hangisi ağır basıyor? %51 bile olsa. Ki bu Kant'ın antinomi dediği şeyin de biraz önüne geçecektir. Yani Kant'taki antinomideki kasıt mesela 4. antinomi zorunlu bir varlık var mıdır, yok mudur? Her iki görüşte diyor eşit orandaki delillerle ispatla da yani ortaya konulabilir. Ama her iki tarafta eşit oranda ispatlanıyorsa zorunlu bir varlık vardır, zorunlu bir varlık yoktur. Bu diyor o zaman tekafü edilledir ya da antinomidir. Bizim geçmişteki kelamcıların dediği gibi. Yani şimdi argümanları lehte ve aleyhte teraziye koyduğunuz zaman
hangi taraf diyor. Bir de şimdi bizim klasik dönem kelamında birçok argüman vardır ama bir de taşıyıcı argüman vardır. Mesela mütekaddimin dönemi kelamında hudus delili ana ekseni oluşturur. Ama onun yanına mesela İmam Maturidi'nin Kitab-ı Tevhid'ine baktığınız zaman onlarca daha böyle additional, supplementary argümanlar vardır ki ne yapsın delil daha da böyle güçlensin. Şimdi bu dönemde böyle bir ağırlık basan yani mütekaddimin dönemindeki hudus delili gibi ya da müteahhirin dönemindeki imkan delili gibi bir argüman var mı? Bu ikinci soru. Birinci soru, argümanları yan yana koyduğunuz zaman hangisi ağır basıyor? Eğer derseniz ki eşit basıyor, şimdi Kant'ın belirttiği husus antinomi bana göre yani yine çok çalışmaz. Çünkü niye çalışmaz? Birçok argüman koyabiliyorsun yani. Argüman geliştirebiliyorsun. Argüman geliştirebilirsen daha da geliştirebileceğin anlamına gelir bu. Bu fideistlerin görüşünü bana göre zedeler. Çünkü fideistler diyorlar ki bu konular takdir deliller veya ne bileyim kozmolojik deliller veya başka deliller geliştirilemez. Ama bu gösteriyor ki geliştirilebiliyor yani. Çok sayıda geliştirilebiliyor. 200 tane geliştirilebiliyorsa 500 tane de geliştirilebilir yani. Bu yine kişinin kazanımına bakıyor aslında. Ne dersiniz Muhammed Hocam? Yani oralarla da açıklama yapmanız gerekirse. Evet hocam. Yani hocam her bir argümanın kendi içerisinde bir takım olasılıksal değerlere dair problemler olduğu gibi dediğiniz gibi yani argümanların bütününü biz bir teraziye koyduğumuz zaman hangi taraf daha ağır basıyor konusunda dediğiniz gibi hususlar önemli. Zaten meta argümanlarda yani kümülatif argümanlarda özellikle bu sağlanmaya çalışılıyor. İşte birden çok kişi savunduğu argümanı topluyor ve yüzdesel değer olarak karşı tarafa nazaran bir baskınlık sağladığı iddia edilip ilgili inancın gerekçelendirdiğini ifade etmeye çalışıyorlar. Yani teist diyor ki işte 5-6-7 tane 8 tane argüman diyelim toplayalım, kümülatif şekilde ele alalım. Bunun yüzdesel değeri ateistik argümanlara karşı atıyorum yani %75'e 25 oluyor bu şekilde değerlendiriliyor. Benzer şekilde diğer taraftan da iddiası olanlar var. Graham Hoppe'nin işte o naturalizm üzerine dair kümülatif argümanını da geçiyordu sonunda. O da birçok açıdan naturalizmin teizmle kıyasla çok daha avantajlı bir açıklama grafiğini sunduğunu söyleyip o şekilde sunuyor. Tabii ki de ben teist görüşün daha makul olduğunu savunuyorum. Ama bunun için her bir argümanın teistik argümanın daha makul olduğunu ve de birçok ateistik argümanın en azından yanlış olduğunu formal bir şekilde göstermek, açıklamak gerekiyor. Ve işin sonunda da o büyük havzaya topladığımızda ta teizmin ateizme nispetle daha şey olduğunu gösterebilirim. Ama ben bunun kendi içerisinde zorluklar taşıdığını düşünüyorum elbette. Kolay bir yol değil. O yüzden birçok argümanı dikkate almak gerekecek ve birçok uzmanlık gerektirecek bu husustan ziyade belki de böyle daha bitirici argümanlarla veyahut yani olasılıklı açıdan çok daha kuvvetli argümanlara çaba sarf edip bunun üzerinden teizmi gerçekleştirmenin en azından ekonomik anlamda yani daha kuvvetli olduğunu söylüyorum. Hatta Yuji Nagasawa'nın işte orada tanrı tasavvuru var, maksimal varlık teizmi diye. O birkaç bir hamleyle ateistik argümanların hepsini saf dışı ettiğini ve tek bir argümanla, ontolojik argümanla, modal ontolojik argümanla mükemmel varlık teizmini delillendirdiğini iddia ediyor. Tabi onu biraz daha uzun uzun açıklamak gerekiyor ama bu tarz ekonomik yaklaşımlara onun bu hususu örnek verilebilir. Ama dediğim gibi biraz da detaylı açmak gerekiyor. Hocam o zaman bu şeyin de biraz geçersiz olduğu anlamına geliyor. Fideizmin işte o Tanrı'nın varlığı öyle aşkındır ki akli tartışmalara konu olamaz iddiasının biraz geçersiz olduğu anlamına geliyor. Çünkü ortada bir sürü argüman var. Demek ki tartışılabiliyor yani lehte ya da aleyhte. Dolayısıyla belki tembellik yapıp tahiri caizse hiç argüman ben geliştirmeyeyim. Nasıl olsa lehte de var, aleyhte de var. Bu iş salt böyle imanla olur veya ne bileyim o türden bir şeyle olur demekten daha ziyade bu argümanlara yatırım yapıp yani
biraz hani bizim kelamcılar derler ya, bir şeyde külfet varsa, yani külfet demek seni zorluyor. Mesela sevaplar, iyilikler, güzellikler bir külfetle gelir yani. Demek ki akli delillere yatırım yapıp onları araştırıp, alemi araştırıp mantıksal daha başka birçok argümanla, çünkü karşı taraf öyle argümanlar koyuyorsa senin de argümanlar tesis etmen gerekiyor anlamına da geliyor şeklinde yorumlanabilir belki. Evet. Şey, ana argümana ne dersiniz Muhammed Hocam? Hangileri ana? Mesela Enes Hocam böyle müdahale ettim ama kusura bakmayın. Estağfurullah hocam, ne yani müdahalesi, buyurun. Lehte ve aleyhteki argümanlara baktığınız zaman Muhammed Hocam, ana argümanlar, böyle dikkat çeken ana argümanlar nelerdir mesela şeyde? Mesut Hocam. Nelerdir hocam? Hocam en ana argümanlara, baskın argümanlar teistik argümanlardan ontolojik argüman, kozmolojik argüman, teleolojik argümanlar, yani benim tasarım üzerine getiren argümanlar. Bunlar daha çok öne çıkan, hem savunmaya hem eleştiriye hedef olan argümanlar. Ateistik argümanlardan da daha çok neyi sayabiliriz? Kötülük argümanları çok ele alınan. Yani hatta direkt ilk ateist argüman denildiği zaman akla dayanan argüman. Öte yandan modern dönemde çok büyük bir yükselişe geçmiş argüman olarak ilahi gizlilik argümanını söyleyebiliriz. Ateistik argümanlardan özellikle bu kötülük argümanıyla ilahi gizlilik argümanı daha hem delilsel açıdan iddia sahibi olan hem de birçok bağlamda tartışılan argümanlar. Bu şekilde özetleyebiliriz yani ana öne çıkan argümanlarda. Hocam, başka arkadaşların belki hakkına geçiyoruz ama son bir şey merak ediyorum. Şimdi bu söylediklerinizden ben şöyle bir şey anlıyorum. Hani argümanları tasnif ederken bir yerde ben kavramları hatırlamıyorum ama hani böyle %100 kesinliğe dayanan argümanlar, bir de işte delilci mi demiştik, biraz daha böyle olasılığı veya şey. Şimdi bu pencereden baktığımızda bugün bir din felsefecisinin ve bir kelamcının veya teizme inanan bir insanın diğer tarafta aleyhtekilere karşı yapacağı şey aslında kelamcıların da yaptığı gibi, biraz önce Mehmet Hocam söylediği, yani hani fideizm üzerinden değil de o anlamda deliller getirerek o ne diyelim, o bilgi seviyesini yükseltmek veya karşıdaki aleyhteki delili çürütmeye çalışmak olacak herhalde en doğru şey. Ve bunun için işte bahsettiğiniz gibi her bir delilin ayrı bir doktora konusu olacak şekilde üzerine gidip incelenmesi gerekecek herhalde. Evet hocam, dediğiniz gibi bir durum söz konusu diyebiliriz. Yani benim kendimce kanaat olarak oluşturduğum husus, argümanları karşılıklı olarak hafızaya konma ve bunun üzerinde nihai gereklendirme yolunu çizme meselesi. Sadece ana argümanları, az önce saydığımız ana argümanları ele alsak bile kolay bir yol değil, uğraş gerektiren bir durum. Ama bir diğer kişi de diyebilir ki işin doğası bu. Yani felsefenin doğası bu. Bu zorluğu ister istemez herkes göz gelip her bir delili ne kadar inceleyip ne kadar değerlendirebiliyorsa buna göre bir yargısını belirtmeli diye şey yapabilir. Zaten o nakli argüman dedik ya, ölümcül darbe argümanı. Bu olmadığı takdirde, hani bunu bir boks maçına benzetecek olursak, bir kişi diğerine ölümcül bir darbe vurmuyor. Ama birbirlerine karşı vurduğu darbeler üzerine, normal darbeler üzerine herkes kendince bir puan üzerinden bir kazanan belirliyor. Yani durum şu an bu şekilde, bu şekilde özetleyebiliriz yani. Ama aslında şunu da ben göstermek istedim aslında şeyde, sunumda. Tabii çok sunma imkanı olmadı ama ateistik argümanların da çok çok büyük çoğunluğu sadece belli bir tanrısal sıfatın belli bir anlayışı üzerine getirilmiş argümanlar. Yani kötülük argümanı bile aslında Tanrı'nın yokluğunu iddia eden türden bir argüman olmaktan ziyade mutlak ilim, mutlak kudret ve mutlak iyilik sıfatlarını en üst düzeyde sahip bir Tanrı'nın aleyhindeki bir argüman. Yani bu Tanrı tasavvuruna sahip olmayan diğer birçok bütün Tanrı tasavvuru gayet sağlam bir şekilde gene durabilir. Veya ilahi gizlilik argümanı öne çıkıyor. O da Tanrı'nın işte perfect loving, yani mükemmel bir şekilde sevgi dolu oluşuna karşı bir argüman. Onun dışındaki sıfatlarına büyük oranda bir zarar veremiyor. O yüzden Paraz'a doğru bulmuyoruz tabii ama Paraz'a doğru olsa bile aslında akıllı gerçekten gereken bir nokta uzak bir konumda aslında sadece bu argümanlarla
var olabilecek bir epistemolojik bakı sonucunda ortaya çıkacak sonuç. Evet hocam, bir chatten bir soru var. Sayın hocam, analitik din felsefesi bu saydığımız argümanlarını oluştururken biyoloji, fizik, tıp gibi teorik ve uygulamalı doğa bilimlerinden faydalanıyor mu? Mesela fraktal geometrik oluşumların mikrodan makroya her düzeyde karşımıza çıkması, aynı kudretin elinden çıkmasını göstermesi bu argümanlardan hangisi içine yerleştirilebilir? Kaçırmış olabilirim, özür dilerim diyor Mürsel Debre Bey. Buyurun. Evet. Yani şu ilk kısma cevap verebilirim sanırsam. Yani teorik ve çok dediğimiz gibi uygulamalı bilimler, formal bilimler, doğa bilimleri, sosyal bilimleri ilgili husus neyse ondan bir destek alıp argümanı güçlendirme durumu var. Aynı şekilde diğer argümanlara, karşı argümanlara da var. Buna dair de dedik ki mesela kozmolojik argümanlarda diyelim ki kelam kozmolojik argümanında William Lane Craig 70-80 sayfa böyle var olan kozmolojik modellerin analizini yaptı. Çok teknik bir kısım sunuyor. Aynı zamanda kozmologdan da bir yardım alarak çok teknik bir kısma giriyor. Diğer birçok argümanda da böyle var. Hassas hayal delilinde yine benzer şekilde kozmolojinin delillerini ciddi anlamda ele alıyorlar. Diğer başka delillerde işte benzer durum var ama bu ikinci verdiğiniz tam örneği tam bilemiyorum. Öyle bir çok anlayabilmiş değilim yani o şeyi. O terimleri bilmiyorum yani. O yüzden pek bir yorum yapmam doğru olmaz ama böyle bir durum olduğunda ona göre değerlendirme yapıyorlar. Belki Enis Hocam bu spesifik o örnek üzerinde fraktal geometri konusunda açıklayıcı şey sunabilir. Yani ben fraktal geometrinin dayanan bir argüman bilmiyorum ama yani bu yerleştirilecekse teleolojik argümana yerleştirilir. Yani bir şekilde doğadaki yapıların fraktal, bu arada yani yakınlaştırdığınız zaman aynı şekil ortaya çıkıyorsa bu fraktal bir yapıdır. Fraktallar zoomlama simetrisine sahiptir. Nesneye zoomladıkça aynı nesne tekrar tekrar açığa çıkar. Bu bir simetri. Farklı simetrilerin doğada açığa çıkmasından Tanrı'nın varlığı lehinde argüman geliştirilmeye çalışılabilir. Dediğim gibi bu bir teleolojik argüman olacaktır. Ya da aksiyolojik argüman içinden, ki benim böyle ufak bir makalem var ama doğada bir güzellik olduğu, yani bu simetrinin bir güzelliği içerdiği, dolayısıyla bir şekil estetik olduğu doğa yasalarında ve bir estetik yaratıcı, yani estetik kaygısı da olan evreni yaratırken bir yaratıcı olduğu lehinde bir argüman oluşturmada kullanılabilir. Çünkü evrende gerçekten fraktal bir örnek simetri ama başka simetriler var doğa yasalarında. Doğa yasalarındaki bu simetrikten güzellik olduğu doğada ve bir aksiyolojik argüman türü, bir estetik argüman türü geliştirebilir belki. Yani dolayısıyla aksiyolojik argüman olabilir veya teleolojik argüman olabilir. Ne şekilde formüle edildiğine bağlı olarak. Evet, başka soru var mı? Soru sormak isteyen hocamız var mı? Ya da chatten de yazabilirsiniz. Bu kayıt olanlar sormuş hocam. Belki zikredebilirim birisini. Buyurun hocam. Tabii ki. John Hick'in dini tecrübe konusunda benim tecrübelerim ne kadar doğruysa başkalarının da tecrübesi o kadar değerlidir sözü Tanrı'nın aleyhinde olacak şekilde bir argüman kabul edilebilir mi? Zannedersem John Hick dini çoğulculuk konusunda bunu savunuyor. Yani yoksa Tanrı'nın aleyhinde bir argüman olarak savunmuyor bunu. Yani Tanrı mutlaktır. Mutlak hiçbir nispi din tarafından tam olarak kuşatılamaz. Dolayısıyla tüm dinler mutlağa farklı şekillerde yapılmış tasvirlerdir. Ya da işte farklı şekillerde tecrübelerdir. Bunu şey olarak kullanmıyor yani. Benim bildiğim, bilmiyorum Muhammed Hocam öyle veya Enes Hocam, sizin bildiğiniz dini tecrübe konusunda bu aleyhde bir argüman kullanılabilir mi şeklinde, belki Tanrı mutlaksa dinlemez gibisinden öyle bir şeyler de söylenebilir belki ama dini tecrübeyle çok ben bağlantısını kuramadım.
bu gelen sorunu. Muhammed Hocam, siz bir şey söylemek ister misiniz? Hocam, benim bildiğim kadarıyla John Hick'in şöyle bir görüşü var. Yani evren iki türlü yorumlanmaya müsait. Var olan bilgiler teistlik de ateistlik de yorumlanabilir şeklinde bir görüşü mevcut. Ve de çoğu hatta bu anlamda mutlak anlamda doğal teoloji delillerini kabul etmiyor. Öte yandan dini çoğulculuğu benimsediği ve bunu da dini tecrübe delili üzerinden benimsediğini de biliyorum. Yani bu şekiller üzerinden ne diyebilirim? O tam olarak tabii o bağlamına bakmak gerekiyor ama belki de o dini tecrübe delilinin çoğulculuk kısmına daha çok referans veriyor gibi geldi bana. Yani onun bağlamına bakmak lazım, tam bir şey diyemiyorum ama muhtemelen Mehmet Bulgan hocamızın dediği gibi bir durum söz konusu. Yani o kültürlere göre ilgili dini tecrübenin farklı şekilleri ele alabileceğini, buna bağlı olarak da nihai bir tanrı tasavvuru benimsediği bir boyut var. Yani burada şöyle bir şey söylenebilir. Dini çoğulculuk, yani dini tecrübe, yani bu Mehmet Hocam çok güzel açıkladı. Yani dini tecrübeyi biz Tanrı'nın varlığı, daha doğrusu dinin doğruluğu buna delil olarak kabul edersek, objektif bir bilgi kaynağı kabul edersek şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Her kültürde biz dini tecrübeye rastlıyoruz. Şimdi bu nasıl izah edilecek? Bir olası izah, ya bütün kültürler çünkü bir şekilde aşkın varlıkla tecrübeye ilişkisine giriyor. Yani onu tecrübe ediyorlar. Dolayısıyla bütün dinler bir anlamda doğru. Şimdi bu argümanı kurtarıyor ama burada şöyle bir soru işareti geliyor. Dinlerin tanrı kavramları farklı, hatta bazı dinlerde tanrı çok merkezi rolde değil. Mesela Budizm, Budizm'de tanrı agnostik, yani Budizm. Tanrı var olup olmaması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Uzak Doğu dinlerinin bir kısmı tanrı kişisel değil, yani bilinçli bir varlık değil. Bazı türlerinde Hinduizm, bazı türleri teistiktir, bazıları teistik değildir. Şimdi o zaman bu ana aşkın varlık teistik mi değil mi? Şimdi burada sorun çıkıyor. Eğer ki ikisine de doğru diyeceksek, sanki bu varlık ne teistik ne teistik değil kategorisine koyamıyormuşuz gibi oluyor. Dolayısıyla gerçek manada Tanrı diyebilecek miyiz bu varlığı, yoksa sadece aşkın bir varlık mı diyeceğiz? Şimdi bizim özellikle Müslümanlar olarak Tanrı dememiz için onun aşkın varlık veya mutlak varlık olması yeterli değil. Aynı zamanda onun zati bir varlık olduğu, iradesi olduğu, bilinçli olduğunu kabul ediyoruz ama dini çoğulculukta bu özellikler kayboluyor. Bu anlamda yani bizim gözümüzden ateistik bir argüman gibi belki okunmaya çalışılabilir ama John Hick'in kendisinin böyle bir niyeti yok benim bildiğim kadarıyla. Ama bu dini çoğulculuğu nasıl, yani Tanrı'yla nasıl bir ilişki kuracağız, önemli bir soru, tartışılması gereken. Hocam, İmam Maturidi'nin gerçeği Tanrı konusunda değil de nübüvvet konusunda öyle bir argümanı var. Kitab-ı Tevhid'in giriş kısmında diyor ki, yani bütün dinler kendi getirdikleri dini ilkelerin doğru olduğunu iddia ederler. İşte kimisi keşfte, kimisi ilhamla vesaire vesaire. Peki diyor, biz buna karşılık Peygamber Efendimiz'in getirdiği dinin doğru olduğunu nasıl ortaya koyacağız? Bunun için diyor, akli delillerden başka yol yoktur diyor. Yani akli delilleri işin içerisine hangi dinin daha doğru olduğunu ayırt etmek için öyle bir söylemim var. Burada da hatırlatmış olayım yani. Giriş kısmında. Evet, başka sorumuz var mı? Ya da görüş paylaşmak isteyen hocamız var mı? Bir chatte bir soru var. Hocam, tezinizi yazarken batıdaki kaynakları daha çok kullanmışsınız gibi geldi. Tez hocanız bu konuda ne tür yorumlar yaptı, merak ettim açıkçası. İlahiyattaki hocaların doğudaki kaynakları daha çok incelediğini düşünüyorum. Doğu derken herhalde Türkiye, yani Türkiye dediğim şey İslam coğrafyasını kastediyor zannediyorum. Evet hocam. Şöyle hocam, başlangıçta dediği gibi eleştiri yaptı İlyas hocamız haklı olarak. Yani daha çok bilim felsefesi konumunda olduğu için biraz da İslami kaynaklara referans vermen gerekiyor dedi. Bunun üzerine de yaklaşık bir %20'lik kısmının ilgili yerlere ekleme suretiyle başta kelam ilmi üzerinde olmak üzere İslam düşüncesinden de alıntılar yaptı.
O deliller kısmında mesela hangi delil neye tekabül ediyor? Bir delil olarak tekabül edebilir veya incelenen bir kavrama tekabül edebilir. Bu şekilde belli başlı eşleşmeler veya değerlendirmeler yapsın. Örnek olarak işte gene değerlendirme kısmında ideal bir argüman olması sebebiyle İslam düşüncesinde İbn-i Rüşd'ün veya biraz daha farklı bir yolda giden Muhyiddin Arabi'nin böyle farklı farklı ideal o argümanı bulma çabaları var. Onlara değindim. Bu şekilde onları serpiştirmeye çalıştım elinden geldiğince. Ama zaten bu tezin şu anda sunumunu yaptığım hali normal kendisine bile açıklamaya yetmediği için haliyle o kısımlara çok değinme fırsatım olmadı. Ama tezimde inşallah o kısımlar bulunuyor. O şekilde özetleyebilirim yani. Ya tezin de tabii başlığı analitik felsefe olunca, analitik felsefe tabii modern bir akım olduğu için belki burada geçmişte bizim geliştirdiğimiz argümanlar ihmal edilebilir. Çünkü burada batıdaki de argümanlar ihmal edilmiş. Yani mesela Thomas Aquinas'ın argümanları yok, Leibniz'in argümanları yok. Çünkü bunlar da açık biraz. Tabii şunu da söylemek lazım. Şöyle bir fenomeni de görmek lazım. İslam dünyasında modern felsefecilerin önemli bir kısmı analitik felsefe camiasına dahil. Yani din felsefecileri özellikle ama kelamcıların da bir kısmının felsefe yapış biçimi, olaylara yaklaşım biçimi analitik felsefeye benziyor. Ben zaten kendimi doğrudan analitik felsefeci görürüm, o kampta sayarım. Sadece Türkiye ile de sınırlı değil. Özellikle İran'da analitik din felsefesi enstitüleri olduğunu görüyoruz. Yani İslam dünyasında Türkiye ve İran özellikle merkezli olmak üzere bir analitik din felsefesi ve analitik geleneğe dayalı bir kelam yapılmaya başladığını görüyoruz. Zaten Batı'da da analitik teoloji denilen bir ekol ortaya çıktı. Analitik metotları kullanarak teoloji yapma hareketi çıktı. Bunun benzerinin ben Türkiye ve İran'da çıktığını düşünüyorum. Diğer coğrafyalar özellikle Tunus, Fas buralarda tabii Fransız ekolün etkisi olduğu için buralarda daha çok biraz Fransa menşeili bir felsefe yapılıyor. Kıta felsefesi yapılıyor. Bu argümanları orada göremiyoruz. Bu tartışmaları çok göremiyoruz. Aslında Türkiye'de eski nesil Müslüman felsefeciler biraz onlar da kıta tandanslı iş yapıyorlardı. Burada bir ayrım var nesillerde. Önceki nesiller genel işte baktığın zaman bilim eleştirisi, pozitivizm eleştirisi üstünden gidiyorlar. Biraz argümentatif çok gitmiyorlar. Dediğim gibi Kant o işi bitirdi. O yüzden fideist bir yaklaşım tercih ediyorlar. Ama genç nesil felsefecilerde özellikle baktığımız zaman böyle fideizmi reddettikleri, ondan sonra Kant bitirdi söylemini reddettikleri ve analitik felsefe camiasının argümanlarını savunduklarını görüyoruz. İşte Mehmet Hocam, Mehmet Bulyan Hocam bir örnek. Muhammed Berhak Hocam'ın tezinden anlıyoruz. O da bir örnek veya örnek olma yolunda. Ben öyle çalışıyorum. Dolayısıyla bu notu da düşelim. Yani analitik din felsefesi dediğimiz zaman artık bunun bir Müslüman ayağı da oluşmaya başladı. Evet, başka bir soru yoksa neredeyse 2 saati doldurduk. Yavaştan programımızı kapatabiliriz. Mehmet Hocam, paylaşmak istediğiniz bir reklam var mı? Evet, teşekkür ediyoruz tekrar Enis Hocam. Yani sizi seyahatinizde de rahat bırakmadık. Biliyorum şu an bir konferanstan dolayı, Çalıştay'dan dolayı Bursa'dasınız. Ben de oradayım yani. Yani çok teşekkür ediyoruz Enis Hocam desteğiniz için. Teşekkür ederiz. Yani çok bizim için bunlar önemli. Kelamcılar için, özellikle genç kelamcılar için gerçekten çok önemli. Muhammed Berhak Hocam gerçekten çok teşekkürler. Yani tabii siz aynı zamanda bilgisayar mühendisliği, İTÜ bilgisayar mühendisliği mezunusunuz. Böyle alanların kesişmesi gerçekten faydalı oluyor. Yani ben zannetmiyorum bir ilahiyatçı böyle bir sunum yapabilir miydi? Yani siz elbette aynı zamanda ilahiyat mezunusunuz. Onu da belirteyim bu arada. Yani çok gerçekten birçok konuya nüfuz etmişsiniz, tahlil etmişsiniz, kavramlar vesaire. Yine farklı teoriler.
bunları gruplamışsınız, analiz etmişsiniz. İnşallah bakalım ileriki zamanlarda Tanrı'nın varlığının aleyhindeki geliştirilen argümanlar ve bunlara nasıl cevaplayabiliriz şeklinde de bir sunum sizden bekleriz. Biz her zaman İlyas hocamıza veriyorduk. Yalnız bu sefer İlyas hocamız yok. Onun yerine ben Enis hocam da müsaade ederse kapanış konuşmasını Mesut Erz hocama vermek istiyorum. Tabii ki. Mesut hocam yakın zamanda Kadı Abdülcabbar'dan harika bir tez yaptı. Akıl ve dil ilişkisiyle ilgili. Şimdi Mesut hocam Kadı Abdülcabbar'ın da yöntemini bilen birisi olarak gerçekten güzel tezinizde bu Muhammed hocamın ortaya koyduğu resmi nasıl buluyorsunuz? Kadı Abdülcabbar yaşasaydı size göre analitik din felsefesinde böyle bu şekilde geliştirilen argümanlara ilgi duyar mıydı diyerek kapanışı yapabilirsiniz hocam inşallah. Hocam estağfurullah mahcup ettiniz. Ben burada bu anlamda benden daha liyakatli olan bir sürü arkadaş vardır. O yüzden ben hiç beklemiyordum. Teşekkür ederim hocam. Yani şeyi çok ilginç gelmişti bana hocam. Kadı Abdülcabbar'da bu nazar ve istidlal, yani tam da analitik felsefenin aslında yapmaya çalıştığı şey diyebileceksek, niye nazar ve istidlal yapmak zorundayız marifetullah noktasında? Çünkü karşımızda bir sürü farklı inanç var ve her biri işte kurtuluşun kendisinde olduğunu söylüyor diyor bize. Dolayısıyla olur da birisi haklıysa ve biz onu araştırmamışsak ebedi bir hayattan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada ciddi bir zarara uğrayacağız. Bu diyor bir şekilde insanı işte ne diyelim nazara ve işte istidlal yapmaya yönlendiriyor. Muhammed Hocam da sanırım bir yerde buna benzer bir şey söylemişti. Çok ilginç gelmişti bana. Ben şunu anladım, yani Mehmet Hocam'ın hocamızın anlattığından şunu anladım. Kelamcılar hani bugün hani bir tarihi süreç verdik ya hocam, işte 1960'lardan günümüze analitik felsefesinin durumunu anlattık. Ben kelamcıların hani belki mutakaddimin dönemi için ne kadar söylenebilir bilmiyorum ama yani bir yerden sonra kelam aslında çok eskiden beri bugün modern dünyanın ulaştığı noktaya analitik anlamda belki. Hani bu %100 öyledir iddiasında bulunmuyorum ama aslında analitik bir yöntemle zaten hani Hazreti Ali'nin bir sözü var ya hocam, hani biz %100 vardır kesin şekilde söylemiyoruz ama yani hani varsa biz namaz kıldığımız için, inandığımız için bir zarara uğramayacağız ama yoksa yoksa biz namaz kıldığımız için sizin iddia ettiğiniz, yani o aleyhte dedik ya hocam, aleyhteki deliller, Tanrı diye bir haşa varlık yoksa biz namaz kıldığımız için, oruç tuttuğumuz için öbür tarafta bir zarara uğramayacağız ama varsa sizin işiniz zor, siz büyük bir zarara uğrayacaksınız şeklinde. Dolayısıyla kelamcılar zaten hani Tanrı'nın varlığını, hatta Kadı Abdülcabbar hocam demişken Kadı Abdülcabbar Moni'de uzun bir pasaj veya birkaç sayfa boyunca Tanrı'nın varlığının zaruri olduğunu, böyle mutlak bir fideizm şeklinde biz zaten Tanrı'yı biliriz diyenlere karşı uzun bir reddiye yapar ve bunun yolu nazar ve istidaldir, delillerle güçlendirmektir diyor. Ben bu anlamda bağlantı kurabildim. Tabii şunu da anladım, biz genç kelamcıların, artık Enis hocamın da işaret ettiği gibi eski yöntemle artık yola devam edemeyeceğimizi anlamamız gerekiyor. Karşımızda ateistik argümanların artık çok spesifik olarak tek tek ele alınıp bir şekilde bunlara bir cevap üretilmesi gerektiğini anlamamız gerekiyor. Ben çok uzatmayayım hocam, gerçekten beklemiyordum. Mahcup ettiniz hem de taltif ettiniz. Ben tekrar
sunucu hocamıza, Enis hocamıza ve sizlere de bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Ben çok istifade ettim. Sağ olunuz hocam.